İkinci sayfadan herkese günaydın. Günaydın efendim. Bu meydan okuma efendim bizden gelmiyor. Bu meydan okuma Yıldız Tilbe'den geliyor. Yıldız Tilbe koronavirüs aşısını olmayacağını her seferinde dile getiriyor. Bunun üzerine bir de ne yaptı? Önceki gün efendim bir alışveriş merkezine gitti. Burada da maske yoktu yüzünde. Muhabirler bu konuyla ilgili sorular sordu. Onu geçiştirmeye çalıştı. Hem kendi sağlığını hem başkalarının sağlığını riske ettiği anları izleyelim. Yarınki Aşkala konserimiz için kıyafet bakıyoruz. Bulamıyoruz. Niye efendim? Çünkü koronadan sonra dünyada bütün üretim durmuş. Kadınlar için de durmuş üretim. Bir tane elbise bulamadım. Ama sizin elbiseleri giyip kışanamayacak mıyım? Çok tarz çıkıyorsunuz her birbirine kıyafet. İnan ne bulursam birbirine böyle denk getiriyorum. Kombine etmeye çalışıyorum. Biraz zor oluyor. Ama oluyor Allah aşkına. Hadi çabuk sorun. Efendim geçtim bugünler bile. İyi yine hastaneye gidiyoruz önce. Oradan düşersin. Ondan sonra iyiyim Allah'a bir şükürler olsun. Efendim sizin konserlerinize bir açık bilimi ne durumda? Ben hiç o konuda konuşmuyorum. Çünkü kendime elbise arıyorum. Başka? Yani... Sorun var mı başka? Bu arada Yıldız başka abi, sorun var mı? Yıldız Hanım bu arada Türkçe. Ben Türkçe konuşuyorum. Başka efendim bu arada aşı olayını sorayım. Yurt dışı konserleriniz iptal oluyor. Birbirinize teslim ediyorum. Hoşça kalın. Yani olmamakta kararlı mıyız? Aşı olmamakta kararlı mıyız? Gel Halifciğim. Yoksa hastalığınızdan dolayı mı olmuyorsunuz? Yani. Tabii buyurun. Yıldız Hanım geçtiğimiz günlerde de sahnenizde talihsiz bir olay yaşandı. Ne oldu talihsiz bir olay? Üstünüzü çıkartırken... Bir dert. Ne oldu söyle bakayım. Hani göğsünüz açıldı. Nerem açıldı? Bir frikik verdiniz. Senin gözün kör yavrum. Senin göğsün açılmış. Sorsaydık AVM'deyiz kapalı alanda. Bir daha sor. Evet Yıldız Tilbe AVM'de maskesiz geziyor. Şimdi pandemi başladığı günden bu yana Gülşen'le hep bir şeyi söylüyoruz. Ekrandaydık o dönemde de. Maske takmak zorunluluk değil, sorumluluk. Tamam nefes alamıyorum, gözaltım alerji yapıyor falan ama diyorum ki gerekirse giderim, tedavi olurum gözümü, yüzümü bilmem ne. Ama kimseye, bir Allah'ın kuluna zarar vermeye dünyanın hiçbir köşesinde hakkımız yok. Yıldız Tilbe'yi severiz ama ben bu hareketleri çok... şımarıkça ve bencilce buluyorum. Şimdi onu söyleyeceğim. Hani evine kendini kapatabilirsin, aşı olmayabilirsin ve hiç çıkmayabilirsin. Kimseyle temas kurmayabilirsin ama AVM'ler, orada çalışanlar, orada görevliler ya da siz de oraya gittiğinizde artık ortak mekanlar ve Yıldız Tilbe aşı olmadığı için bu riski de taşıyor. Evde oturursa problem yok. Müge aşı olup olmama kararı onun kendi kararı. Kendi kararı bir şey ama diyemeyiz. Ama sen burada kalabalığın içine çıkıyorsun. Evet. Ve bildiğimiz kadarıyla alışveriş merkezlerinde ben maskemi şöyle indirdiğim evet. zaman bile güvenlik görevlileri yanıma geliyor ve lütfen maskenizi takar mısınız diye beni uyarıyorlar. Hemen takıyorum. Ama Yıldız Tilbe elini kolunu sallayarak o kalabalıkların içinden yanında da galiba değil mi bizim Haluk var yanında. Arkasında. Menajeri var. Haluk, Haluk da. Haluk ölümden döndü. Haluk da çok ağır bir koronavirüs geçirdi. Gerçekten ölümlerden döndü ve onun da yüzünde maske yok. Yıldız'ın da yüzünde maske yok. Bu nasıl bir sorumsuzluk anlamış değilim. Kimse de uyarmamış mı? Sıradan bir vatandaş olsa güvenlik görevlisi geliyor, uyarıyor maskenizi takın diye. Yıldız Tilbe elini kolunu sallayarak mağazaya giriyor. Oradan çıkıyor, öbür tarafa giriyor. Ya ben anlamadım gerçekten. Dediğim ya, gibi aşı olup olmama onun kararı. Kararı evde otursun, kapılarını da kapatsın, kimseyle temas etmesin. Hiçbirimiz için bir risk taşımayacak bu durumda. Kendini de aşıdan korumuş olacak kendince. Öyle bir fikri varsa. Ama bir de şöyle bir şey. Hani doktora gitmek gibi zorunlu bir gezisi de yok. Elbise almaya geldim diyor. Evet. Bu kadar da rahat. Ben mağaza görevlisi olsam. Ve maskeyle ilgili sorulara da. İster Yıldız Tilbe olsun. Aynen öyle. İster bir başkası olsun. Kusura bakmayın mağazadan içeriye giremiyorsun. Biz girersek HES kodumuz soruluyor. Lütfen takar mısınız diyor. Uyarısına gerek kalmadan zaten kodumuzu gösterip maskemizi çıkarmıyoruz. Yazık günah. Müge bu virüsten de tamamen birisine, kurtulmamız birisine için. Birisine zarar verse Yıldız Tilbe gibi birisinin içi yanmayacak mı? Vicdanı İşte onu söylüyorum. Bu virüsten de tamamen kurtulmamız için toplumsal bağışıklığın sağlanması evet. gerekiyor.
Dün Fahrettin Koca Sağlık Bakanımız açıkladı. Artık rakamlar 34 bin, 35 bin lira dayanmış durumda. Ve Sağlık Bakanı Koca diyor ki hani kayıpların çoğu diyor tam doz aşı olmayanlar diyor. Evet. Ölenlerin çoğu da tam doz aşı olmayanlar. E bunun da en büyük acıyı yaşayan isimlerden birinin de bir açıklaması oldu. Kesinlikle Alişan'ın ya. Kardeşi çok genç yaşında 40'larının başındaydı. Koronavirüse yakalandı. Çok ağır bir şekilde geçirdi. Yoğun bakımda kaldı. Sonra maalesef hayatını kaybetti. Alişan'ın da dün bir paylaşımı oldu ve takipçilerini de uyarıyor. Diyor ki hasta sayısı da vefat sayısı da çok fazla. Her gün ortalama 200 kişinin ocağına ateş düşüyor. Görüyorum kimse maske takmıyor. Ya işte bak. Mesafeye dikkat etmiyor. Allah aşkına dikkat edin. Gidenin ardından ağlamaktan, özlemekten, dua etmekten başka bir şey yapmıyorsunuz diyor Alişan. Aynı şekilde meslektaşını görüyoruz. Meslektaşını görüyoruz ve Yıldız Tilbe'ye ve bu muhabirlere, isimler örnek alınan isimler. Evet, muhabirlere Türkçe konuşuyorum. Anlamıyor musunuz demek de pek kibarca bir şey değil. Gazeteci arkadaşlarımız orada çok önemli bir soruyu soruyorlar. Neden maskeniz yok? Hani artık aşı olmak istemiyorum tartışmalarını geçtik. Ona hiç değinmek istemiyor çünkü neden? Aşı olmak istemiyorum, aşı olmayacağım dedikçe konserlerinin bundan kötü yönde etkilenmesi söz konusu. Natla olmuyor. Hatta bir ara yani, aşı oldu haberleri çıktığında. Konserin de bitmesini istemez maddi sebeplerden dolayı. Ne yapıyor? Konser öncesi PCR testleri yaptırıyor. Hatta bir aşı olduğu haberleri falan çıktığında aman Allah'ım nasıl der yansın yaptı Twitter sayfasından. Kıyametleri kopardı. Ya diyoruz eğer kendinizi evinizde izole edecekseniz Yıldız Tilbe, tabii ki o sizin kendi kararınız, kendi bedeniniz, kendi vücudunuz. Ama başkalarına bunu yapamazsınız. Elbise alacağım diye keyfi bir nedenle AVM'de orada insanlarla şey yapmak yani olmamış. Kontak kurmak bilmiyorum. Gerçekten ve de olmamış. Türkçe konuşuyorum anlamıyor musunuz diye gözlerini ayırarak muhabirlere konuşmak da yakışmamış. Pek şık gelmedi. Zorunluluk değil, tekrar ediyoruz. O bir sorumluluk. Evet. Bir sonraki haberimize geçelim. Galatasaray'ın yıldızı Arda Turan'ın eşi Aslan Doğan Turan da artık sosyal medya fenomeni, YouTube yıldızı ve ne yaptı? Arda'nın doğup büyüdüğü Bayrampaşa'ya gitti. Annesiyle birlikte yani kayınvalideyle çay içti. Sokaklarda gezdi. Fakat gezerken başına öyle bir şey geldi ki hiçbir ünlünün başına gelmesin. İzleyelim. Şimdi Aslan'ın sesi bir gitti gelecek. Aslan eşinin doğduğu büyüdüğü yere gidiyor. Bayrampaşa'ya gidiyor. Orada böyle evde kayınvalidesinin evinde böyle güzel bir aile sohbeti yapıyorlar. O sırada Aslan sözü YouTuber'lığına getiriyor ve diyor ki ben çok başarılı oldum, şöyle oldum, böyle oldum falan. Eşine de öv beni, öv beni diyor. Neyse övüldükten kısa bir süre sonra kendini sokaklara atıyor ve birisi beni tanıdı diyor. Hemen onun yanına koşuyor. Sonra o kişi hayır ben sizi tanımadım deyince hay Allah ya tanıdık biri beni tanısın diye böyle, insanların üstüne üstüne gitmeye başladı. Çok gerçekten. Bizim de yıllar önce başımıza bu görüntüler. Anlatırız onu size. Bir de kızlarım peşinden koşuyor tanıdınız mı? Sonra bir kafenin önünden geçiyor. Orada beyefendiler çay kahve içiyor. Onlara da şöyle bir bakıyor hani tanıyan var mı diye. Çocuklar da tanımıyor. O mahalle halkını tanıdığı insan Arda Turan. Arda Turan. Bir yerde durumu kurtarıyorlar. Bir jest yapıyorlar yengemiz falan. Bence söylemişlerdi. İşte bu kafenin önünden geçerken de hiç oralı değiller. Arda övüyor mu diyorsun? Arda pek övmüyor bence. Arda bir parça övüyor gibi. Tamam hayatım, tamam karıcığım diyor. Ama Arda o videoda baş tacı Arda'nın annesi. O videoda Arda'nın annesi Yüksel teyzeye gerçekten bayıldım. Gelinle karşı davranışına bayıldım. Gelin kayınvalide değil de böyle anne kız gibi ilişkileri gerçekten. Çok tatlı bir çok kadın. Çok akıllı Yüksel kadınlar. Teyze. Çünkü çok. Arda Turan'ı dengelemek ve elde tutmak için her ikisinin de çok dikkatli olması gerekiyor. Peki ses gelmiş şimdi izleyelim. Tatlım pardon ya. Pardon. Sen kimsin?
Yengelerin yengesi diye bir şey çıkardık anne diyorum. Yengelerin yengesi diye bir program, bana öyle diyorlar. Sen yine de Bayrampaşa'nın sosyetik gelini. Birinci sen yine de yakışır kızım. Yengelerin yengesi. Sen yine de fazla havaya girme karıcığım. Aa, neden girmeyeceğim? Neden girmeyeceğim? Ya girerim. Niye girmeyeyim? Zaten havaya girmeye muhteşem müsaitsin. Aynen. Girerim de kusura bakma. Hak etmiyor mu ya bir kere yani? Ya hak etmiyor mu? Yani %100 hak ettiği konusunda hemfikirim ama havaya girmenin birine faydası olduğunu görmedim ama anladım. Hayır niye? Hayır. Hiç öyle değil. Yoksa... İşinde başarılı herkes havalıdır. Yoksa, ben böyle düşünüyorum. Herkes bir havaya giriyor. Kısa zamanda bu YouTube başarısı. Tebrik bendeki. Ederim. Tebrik ederim. Kusura bakma. Allah nazardan saklasın. Anneciğim buradan bir sen de bir yüzde al bir şey kazanırsa aslan. Aa, herhalde hepimizin o. Ne demek benim ben senin anlamadım. Diye bir şey yok. Ha, bak kızlar tanıdı beni galiba. Gel. Evet, şu an aslanı tanıyan birini arıyorum. Kızlar tanıyor musunuz beni? Aa, YouTube izliyorsan beni nasıl görmedin? Evet. Aslan Doğan Turan. Biliyorum, tanıyorum. Ben 20 senedir buradayım yani. Bravo. Evet, konuşacaklar. Bir abonem daha. Nerede Turan'ı duyduğumuz var, hani onu bilmiyorum. Bizim yengemizdir. Ona bir şey olsa denemesi bedava. Skora bakabilirsiniz, kaybettiğiniz maç yok. Ama farklı bir maç. Tatlım pardon ya. Sen kimsin? Biz bu videoda en çok neyi sevdik hemen itiraf edelim. Hatta oraya çok takıldık. Aslan diyor ki Cenevre'de, Paris'te, Londra'da kuaförler pazartesi günleri kapalıymış. Bayrampaşa'da da kapalıymış. Bunu ilk defa duyuyor herhalde. Çünkü mahalle kuaförleri benim bildiğim kadarıyla pazartesi günleri hep kapalı olur. Bizim Balmumcu'daki kuaförümüz. Evet, Adem. Adem pazartesi günü kapalı oluyor. Oradan Yüksel teyze diyor. Tabii buranın da diyor oradan ne farkı var? Burası da Paris diyor. Gibi diyor zaten. Yani şöyle bir şey olmuş aslında. Sevgili Aslan ne kadar halk insanıyım deyip Bayrampaşa'da kayınvalidesi Yüksel Hanım'ın evine gitse de biraz şey duruyor böyle hafif sosyete kalmış. Geldim gelin burada. Yalnız Aslan Arda'nın kalbine gidecek yolu çok iyi bulmuş. Anneyi fethetmek. Anne babaya inanılmaz düşkün. Aslan da onları çok seviyor ve sayıyor. Evet. O yüzden de Arda özel bir önem gösteriyor. Gülşen. Sıkıysa Aslan orada yüzü bir düşsün. Tabii bir şey söylesin var ya. Arda'da. Arda'nın da yüz gider söyle Arda'nın söyleyeyim sana. Arda'nın yüzü iki kat gider. Neyse şimdi gelin kaynanayı birbirine düşürmeyelim. Stüdyomuzda çok değerli bir ne diyelim tiyatro oyuncusu, sinema ve dizilerin de yıldızı ve bizim yakın arkadaşımız. Önce arkadaştan başlayacaktım da mesleğini öne koydum. Hoş geldin Bekir Aksoy var. Bekir'cim hoş geldin. Vallahi o kadar özlemişim ki sizi. Bekir evet. Biz de seni özlemişiz ama biz yıllar geçtikçe değişiyoruz, yaş alıyoruz. Evet. Sen gerçekten yaşsız bir adamsın. Bunun sırrını soracağız sana. Ne yapıyorsun sen? Hiçbir şey yapmıyorum. Biz senin rakibin Tom Cruise vardı. O da artık yaşlı. Ama bir şey söyleyeceğim. O da bozuldu. Onun geçen gün fotoğraflarını gördük. Ya. İnanamadık. Kilo almış. Fitliği gitmiş onun da. Söylüyorum ona yapma diyorum. Gece gördün kalkıp sen kaç defa anla beraber yemek yiyorum. Yok görmedim. Aa şimdi bozulmuş. Getiririz ekrana. Evet. O da bozulmuş. Bozulmuş. Hatta şöyle bak şöyle iddialar var. Bir maça gitmiş izlemek üzere. Ay diyorlar ki şimdi o Tom Cruise değil benzeriydi. Yok maske takıldı. O Tom Cruise olamaz. Şok. Hayır ben değil. Şok. Oturan bayanlar da bir anda herkes şok. Şok geçirdi gerçekten. Sana şöyle söyleyeyim yani, maçta pandemi mi? Kimse yanına gidip de fotoğraf çektirmemiş. Çünkü herkes Tom Cruise'un benzeri sanmış. Evet. Önde oturan. Gerçekten hani. O muymuş yani? Şu gerçekten anda ben de o. Benzeri diye düşünüyorum. Gerçekten anlamadığına o. Göre. Allah Allah. Onlar da çünkü ya. Hemen yalanlıyorlar eğer. Adamın yakışıklılığı. Bir şey söyleyeceğim. Adam pandemi boyunca film çekti ve çok fit görünüyordu. Ama film bittikten sonra mı acaba diyeti bozdu? O film buradan yapımcılara evet, sesleniyorum. Olabilir. Bundan sonra Görevimiz Tehlike serisine ben de tamam. Görevimiz Tehlike evet. Ya Hollywood artık fark etsin bu işi yani diye düşündüm. Görevimiz Tehlike derken tehlikeli noktalara gelmiş durum. Yani tabii tehlikeli noktalara gelmiş derken şey yapıyoruz da ama Tom Cruise gibi genç kızların ve kadınların idolü olduğu için bu kadar tartışılıyor. Tabii. Aslında biraz da zor bir durum. Hep genç kalma ya, evet zorunluluğunu ya. Hissetmek de. Çünkü o yaşlanıyorsun. Baskı. O yüzden
Bence belki de doğrusu biraz da budur diye düşünüyorum. Senin şansın biraz genetik tabii değil mi? Özel bir şey yapmıyorum diyorsun. Yok yok hiç ben yapıyor hiçbir şey yapmıyorum. Yok vallahi yapmıyorum. Bana hep diyorlar ki saçlarını boyatıyorsun işte şunun yüzüne bir şey mi yaptırıyorsun hiçbir ama. Şey yok. Hiçbir evet. şey olmadığını sen hiçbir de fark ediyorsun yakından. Hiçbir şey yok. Evet yok. Aynı zamanda gerçekten saçlarımı da boyatmıyorum ya da öyle bir şeyim de yok. Devamlı spor yapan bir adam da değilim ama baba da benim biraz genç gösteriyor. Peki biraz ben neye olarak... bakıyorum biliyor musun? Kadında ve erkekte ben hani yüzüne gözüne bir şey yapabiliyorsun ama boyuna pek müdahale edemiyorsun. Edemezsin. Senin boyuna baktım boyunda bir çizgim bile yok yani. Ya, yatay bir çizgim bile yok. İyi ki gelmişim ben sabah. Vallahi yani sabah sabah böyle arada zor kalktım ama ben yarın sabah da gelebilir miyim? Ve ondan sonra gel sabah. Ağırlandık zaten. İyi, süper. Burada da aynı şekilde. Peki gerilimli bir haberin ortasına düştün aslında. Hiç böyle komşularınla tatsızlıklar yaşar mısın ya da yaşamış mısındır? Yani zaman zaman oluyor ama yani yüksek sonuçta... Yüksek müzik yüzünden birinin kapısını çalmış mısındır ya da gürültü yüzünden? Ha yok gürültüyle ilgili... Ha evet gürültüyle ilgili olmuştu ama sonra tabii konuşuyorsun, anlaşıyorsun. Yazlıkta yaşamıştık böyle bir şey ama sonra mutabak kalındı tabii olayda yaşanmıştı bir ara. Buradaki olay karakola taşımış. İbrahim Tatlıses'in efendim eski hayat arkadaşı Derya Tuna ile komşusu kavga etmişler ve olay karakola taşınmış. Ne zaman gerçekleşmiş olay? 28 Eylül günü Sarıyer'deki komşusu Derya Tuna'nın yeğeninin yüksek sesle müzik dinlemesinden rahatsız oldu ve uyarıda bulundu. İddiaya göre Derya Tuna evine çağırdığı komşusu Zübeyde Şen'in üzerine yürüyerek "Siz benim yeğenime bir şey söyleyemezsiniz. Kapıda adamlarım var, kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyor. Çok kötü adamlara çattınız." diyerek tehdit etti. Komşu Şen polis ekiplerini arayarak yardım istedi. Karakola götürülen Derya Tuna ifadesinde komşuyla sadece konuştuklarını tehdit etmediğini ileri sürdü. Olayla ilgili soruşturma ise sürüyor. Günaydın'dan Dilek Yaman Demir'in özel haberi. Yani ya biraz... böyle bir tatsızlık İlk oldu. Derya Hanım'a denk gelmemiş. Şikayet olsun. Ya geçmişte böyle şeyler biraz tehlikeli. Geçmişte böyle şeyler biliyoruz. Kulağımıza geliyordu evet, ama artık evet. tekrardan mı oluyor böyle şeyler? Yeniden mi hortladı bunlar? Bilmiyorum. Sen benim kim olduğumu biliyor musun? O cümle. Sert kayaya çarptın. Evet. Derya Tuna'yı da arayalım cepten. Belki arayalım. Cevap hakkında sabah kullanmak isteyebilir. Mesaj da attık ama yani hani kendinize dikkat edin, bir toparlanın cümleleri belki bir yere kadar da. Evet, burada baksana direkt ölüm tehdidi var. Öteki türlüsü. Kapıda adamların kocanı ve oğlunu öldürmek için bekliyorlar. Çok kötü adamlara çattınız. Çok kötü adamlar. Biz sizi kötü adamlar, kötü kadınlar olarak hiç evet. şey yapmadık yani. Hani Derya Tuna bilmiyorum. Biraz açmıyor. Açmıyor telefonu. Tehlikeli laflar. Şimdi belki Derya Tuna da diyecek ki komşu abartıyor. Ama komşu da gidip niye ölümle ilgili şeyi yapsın? Biraz kritik evet. bir durum. Yani çok biraz kötü adamlara çattığınız sert. Lafı çok ağır. Biraz sert olmuş gerçekten. Yani şöyle evet. eğer... Söylendiyse tabii ki. Aynen Bekir şöyleyse insana evini bile değiştirttirir olmaz yani. Mı? Ne olacak? İnsan korkar kaçar o zaman yani. Değil mi? Evet arkadaşlar da şu şeyi hatırlatmışlar. Hatırlarsın sen de. İsmail Hakkı Sunat tatil yapıyor. Komşusuyla tartışıyor. Sonra vurularak öldürülüyor. 38 yaşındaydı. Onu da hatırlatmış arkadaşlar evet, bize. Çok severdim. Komşusuyla tanırdım kavga etmişti. Evet. Tanıyor muydun? Evet evet tanırdım. Çok da yetenekliydi. Çok da yakışıklı evet. bir. Evet. Orada bir tatsızlık olmuştu. Evet. Sonrasında aralarında tartışma büyüyor. Sonra işte başka bir o kurs. Ya aslında haberlerde de izlemiyor muyuz? Yok işte köpeği yan bahçeye girdi. Tavuğu öteki kümese girdi. Yok yukarıdan gürültü oldu. Yukarıdan bir şey attın şeklindeki kavgalar öyle bir noktaya varıyor ki. Trafikler apartmanlarda oluyor, ya da böyle villa, bahçeli villalarda falan. Trafikte keza insanlar birbirlerini ne sebepsiz nedenlerden dolayı ya büyük zarar veriyorlar ya öldürüyorlar. Ya ortak ama... yaşam alanlarında biraz da böyle sıkıntılar oluyor. Yani normalde de kendi özel alanlarımız var. Evet. Yani beden de bunlardan biri. O yüzden insanların yaklaşırken biraz dikkat etmesi lazım. Evet. Ve konuşurken sonrasında da bu biraz dediğin gibi tehdide de varmamalı, hakarete de varmamalı. Tabii. Biraz da empati kurmak lazım. Yani bir rahatsız oluyorsa bir nedeni vardır mı? Tabii. Bekir bir de sizler şimdi ünlü olduğunuz için toplu yaşama ve oturma, kahve içme, yeme içme mekanlarında ekstra dikkatli olmanız gerekiyor kesinlikle, değil mi? Kesinlikle. Hani ben belki çok rahatlıkla bir şey söyleyecekken sen onu söyleyemiyorsun. Kesinlikle benim başıma geldi bu tarz şeyler. Mesela biriyle gerçekten trafikte geldi bana vurdu. Evet. Arabasıyla ben indim ya ne yapıyorsun dedim. Abi sen yapma bari dedi. Ha. Ya dedim Allah ben zaten bir şey yapmadım da dedim yani sen yaptın da. Gerçekten bizim çok dikkat etmemiz gereken şeyler var.
özellikle çok iddialı cümleler kurmamamız lazım. Evet. Kesinlikle şiddet içerikli cümleleri asla kullanmamamız lazım. Aynen öyle. Diyelim ki gürültü var aşağı katta ya da yukarı katta ve artık senin sabrının sınırlarını taşıyor. Yöneticiye şikayet ettin, hiçbir şey falan olmuyor. Hiçbir tepki verdiğin oldu mu? Yıllar öncesinde de olabilir, anlatacağım. Bana yapılan bir şeyse olmaz ama aileme yapılan bir şey olursa, bir reaksiyon olursa ben ona çok sert tepki gösterebilirim ailemi korumak adına. Ama şöyle öyle bir durumla karşılaşsam ilk yapacağım şey dediğin gibi birilerine anlatmak, sonrasında karakola gitmektir. Yani böyle bir durum var. Lütfen bu konuyla ilgili siz bir şey yapabiliyorsunuz. Yapabiliyorsanız yapın, yapamayacaksanız ben tekrar devreye girerim diye düşünürüm. Ama gidip bağırıp çağırmak ya da küfür etmek ya da o tarz tehditlerde bulunmak. Peki şimdi başka bir haber. Senin de İstanbul'da çok bildiğin bir yer burası. İstanbul'da oturanlar ya da şehir dışında oturanlar da Taksim Gümüşsuyu'nda lüks bir otel var. İçinde de rezidanslar var. Orada da ünlüler oturuyor. Her meslek grubundan çeşitli ünlüler oturuyor. Şimdi sabah Günaydın Ekin'de Evren'in haberine göre bir olay meydana gelmiş. Mekanın girişinde, yani o otelin girişinde teras kısmında açık hava sineması etkinliği düzenleniyor. Herkes filme dalmışken açık havada otelin üst kısmında büyük bir gürültü kopuyor. Herkes şaşkınlık içinde başını yukarıya çevirdiğinde üst kattaki rezidans bölümünden birinin kovayla aşağıya su döktüğünü görüyorlar. Sinema izleyenler, filmi izleyenler apar topar oturdukları koltukları terk ediyorlar. Durum hemen otel yönetimine bildiriliyor. Ancak üst kattan 6-7 kova soğuk su dökülüyor. Davetliler şaşkınlık içinde beklerken otel yönetimi suyun rezidans katından, yani hani böyle daire olarak kullanılan katından döküldüğünü tespit ediyorlar. Ancak suyu döken kişinin kimliği belirlenemedi. Gelişme üzerine otel yönetimi olayla ilgili polise şikayette bulundu. Emniyet araştırmayı sürdürürken şikayet yani bu konuya sebep olan kişinin rezidans katında oturan ve uzun yıllar vergi rekortmenleri listesine de giren ünlü bir avukattan şüphelenmişler. Çünkü aynı kişi daha önce de aşağıda düzenlenen ve gürültünün yükseldiği etkinliklerde sürekli problem çıkarmış. Bir yani şey söyleyeceğim. Suyu dökmek için şimdi rezidansın en üstünde mi oturuyor? Oraya bir şey söyleyeceğim. Kalkacağım ayağa şöyle bir. Kalktım. En üstünde oturmuyor Gülşen. Kalktım. Eğer söz konusu kişi ise bir şey söyleyeceğim. Çok üstü değil hayatım. Şuradan buraya nasıl dökebilir? Ya bu rezidansların camları açılıyor mu bir onu merak ediyorum. Açılıyorsa da o kafayı vücudu komple çıkarması gerekiyor ki kova kova su döksün. Evet. Hortum mu tuttu acaba? O geldi aklıma benim. Bence zaten nasıl tutabilir? Şurayı nasıl ıslatabilir? Hayır, onun içindeki su olduğunu nereden biliyoruz? Belki başka bir şey de olabilir. Başka bir şeyse daha tehlikeli. O inşallah sudur. Çamaşır suyu olabilir, daha asidik başka bir şey. O daha fena bir şey tabii. Evet. Ve ya o insanlar ne yaptı diye soracaksınız. Kova. Onların da temsili görüntülerini getirelim Gülşen, ekrana. Bak tam alt hizada bir yer var. Belki oraya denk gelmiştir. Ama canım benim, asla temsili görüntüler geldi o insanların. Böyle ıslandılar. Hababam sınıfındaki gibi ıslandılar mı acaba? Ses var mıydı arkadaşlar? Dinleyebiliyor muyuz? Bir kere daha bük. Sonra da münasip bir yerine. Bak bu süt süt manyası. Tamam mı? Güzel bir şey. Bu olay. Bu onu o çamur görüntüsünü tek başına verebiliyor muyuz? Çok iyi. Biz çocukken yapardık ha. Balkondan aşağı geçerken. Tamam yapardık da orada rezidansta olacak iş mi bu? Yani bir de belli ki o müzikli yer, daha doğrusu sinema salonu oraya sonradan dahil edilmiş ve gürültüden rahatsız. Şöyle bir bak şu çamura bir bakar mısın? Ben böyle bir çamur görmedim yüzüne koymayayım. Bir de işin tuhafı kaç kere çekilmiş de olabilir mi biliyorsun devamlı. Yani neyi değiştireceksin tekrar burada? Aynen. Oyuncu değiştirmen lazım. Hiç olmayan gerekiyor. Şimdi yerdeki suyla kızın yüzüne yapışan çamurun arasında doku şey farkı da var. Semt farkı da var. Bilmem Belgrad ormanlarında bir çamur alanım. Yalnız şöyle de bir durum var. Şimdi burası İstanbul'un en lüks mekanlarından bir tanesi. Şüpheli olan kişi de vergi rekortmeni, anlayacağınız çok da zengin birisi. Fakat seçtiği yöntem
eski mahallelerdeki yöntem işte. Kusura bakma, ben sana söyleyeyim mi? Kesin annelerimizin yöntemi, onlar da aşağıya. Şikayetlerde bulunmuştur kesin. %100. Geri dönüş alamamıştır. Sese de insanın bir süre sonra, çıldırdı. Bir yaştan sonra tahammülü de kalmıyor. Bence çıldırmış artık. Ama şöyle biraz burada bir mühendislik harikası. Evet. Ya mühendis olabilir. Çünkü ya rüzgar hesaplayacaksın. Mesafeyi hesaplayacaksın. Yani adede hesap. Çünkü buharlaşabilir havada. Havada dağılabilir o su. Yani o yüzden orada bir mühendis olabilir. Önce şöyle bir tükürükle denemiştir belki. Rüzgara bir bakmıştır şöyle. Ya nasıl bir yöntemle, nasıl çıldırdı. Hak vermiyor da değilim. Vallahi ben hak verdim. Kendisine hak verdim. Şöyle bir şey, hızlıca bir şey söyleyeyim. Söyle. Atiye Sokak'ta oturuyorduk bir gün. Orada tabii evet, çok... hep oradasın. Evet, evet, orada, Nişantaşı'nda yaşıyorum evet, yani. Evet. O aşağıda otururken yukarıdan yaşlı bir teyze, 80'li yaşlarında, aşağı böyle bir bardak su attı. Herkes köpürdü, ya nasıl olur? Ya bir dakika dedim, niye köpürüyorsunuz? Yani bu kadın 80-85 yaşlarında. Evet ya. Büyük bir ihtimalle Nişantaşı'nda doğdu. Bu evde doğdu. Evet, doğru. Biz sonradan geldik. Burada oturuyoruz, şimdi yiyoruz içe ve sabahlara kadar da eğleniliyordu o zaman. Evet. Yani bir şey yoktu. Saat 2-3'e kadar bağırıyor herkes. Uyuyamıyor kadın yani. Bir tepki gösterecek, nasıl gösterecek bunu? O yüzden bazen anlamak lazım gerçekten. Kesinlikle. Doğru. Yani... Yok, ben mahallemde oturduğum sokakta bir yeri şikayet ettim. Ya saat 10 oluyor, ben 11 oluyor. Ben de şikayetler. Pandemiden önce. Ya müzik... Gitti, uyumaya çalışıyorum, diyorum ki gençler. Ben bu olayda senden şüpheleniyordum. Hayır, başkası eğleniyor diye biz acı mı çekeceğiz o müzikle? 12'ye kadar çok bekledim. Ha, gerçekten öyle. Alo dedim, hemen geldiler, müziğin sesi kesildi. Ama kesilmeseydi acaba kovayla su döker miydim? Bence evet. Sen öyle potansiyel var. Peki sıradaki habere geçelim. Bu haberin kahramanını bana deseler ki iki kelimeyle anlat, derim ki şezlong ve güneş. Kimden bahsediyor olabilirim? Şezlong ve güneş. Ajdar. Hayır, hayır. Evet, kim olduğunu bilmiyorum. Şezlong kraliçesi efendim. Hatta güneşin kızı diyoruz biz ona. Eda Taşpınar'a. Kış hiçbir zaman gelmiyor. Kış gelse bile havalar soğudukça o sıcak yerlere kaçmaya devam ediyor. Eda'nın bir yaz tatilinin maliyetini öğrendik. İşte o bol sıfırlı rakam. Bazıları doğuştan şansı geliyor dünyaya derler ya, Eda Taşpınar da onlardan. Şezlong kraliçesi, güneşin kızı, sosyetik ikoncan Eda Taşpınar'a kış hiç gelmiyor. Çoğumuz kışlıkları gardıroplardan çıkardık, ancak havalar soğudukça Eda Taşpınar sıcak yerlere kaçıyor. Bu lüksün bir maliyeti var. Eda Taşpınar'ın bir yaz tatil maliyeti, buna otel, kulüpler, plajlar, partiler, ulaştırma, tekneler, yurt dışı seyahatleri, gardırobu ve özel fotoğrafçı dahil tahmin edin kaç para? Şezlong kraliçesi her yaz 1,5 milyon lira maliyetle tatil yapıyor. Evet, yanlış duymadınız. Pamuk ve bronz elleri cebine gittiğinde ceplerinden 1,5 milyon lira çıkıyor. Tabii herkes ister kalbinin tatilde olmasını, fiziken de tatilde olmayı. Bir şey söyleyeceğim. Şezlong'dan onu kimse kaldıramıyor. Şezlong'a bir yatıyor akşama kadar, ama her yıl cilt doktoruna görünüyormuş. Doktor da onu uyarmış. 9.30'la 11.30 arasında güneşleri en azından demiş. Artık doktorumu dinliyorum diyor. Çok riskli değil mi? Çok riskli değil mi? Sabahtan Allah akşama. Başka derdi vermesin. Hayır, mesai gibi gerçekten ama. Ay, bekar öyle bir dinliyor ama ki. Ama pamuk ve bronz elleri dediniz ya. Öyle bir şey. Pamuk eller, bronz eller. Şimdi tabii aslında böyle şeylere ben çok fazla girmem ama çok zor bir meslek ya. Gerçekten, sabahtan akşama kadar şey yanmak gerçekten zor bir iş yani. Eda'yı çok seviyoruz ama Gülşen öyle bir anlattı ki hani... Millet nerede? Neden var değil mi? Ama bir şey söyleyeceğim. Çok tehlikeli değil mi? Sabahtan akşama kadar güneşin altında yatmak. Allah sizin dilinize düşürmesin diyorum kimseyi. Ben bundan sonra şezlonga yatarsam adam değilim. Ayakta güneşim. Çok çok tehlikeli. Tabii şezlong deyip geçme. Bir sezon kiralamanın bedeli ne kadardı? Oo, dünya para. Bodrum'da. Ben Bodrum'da Türk Bükü'nde yaşıyorum. Evet. Yani hayatımız burada dışarı çıkmıyor. Evet. Evden dışarı çıkmıyoruz artık. Evet. Sen yani hep bir yemeği acaba de evde yapıyorsun. Bir şey ister mi diye. Yemeği falan da evde yapıyorsun. Hallediyorsunuz siz. Yok, öyle olmuyor ama yani mümkünse çıkmamaya çalışacağız artık. Evet. Nasıl orada? Koltuk at bir bahçeye, tamam işte Eda'nın şezlongu. Yani tabii. Ama Eda tabii bir tek Yunan adalarında gezmekle kalmıyor. Dünyanın bütün lüks butik otellerinde paylaşımlar yapmak da kolay değil tabii. Oralara gidiyor gerçekten. Hani bazı ünlüler de var. Otelin önünde fotoğraf çektiriyor. Yarı ünlüler. Sen zannediyorsun ki o otelde yaşıyor, kalıyor. Önünden geçerken hemen sevgilisine ya da kocasına dur beni şurada çeksene deyip. Sonra da o kadar güzel ağırlandık ki teşekkür ediyoruz.
Evet. Bunu yapan var biliyor musun? Belki sonrasında davet edebiliriz. Otelin odasını falan. Bile bilmiyor. Ha, tabii tabii ondan ya. Yapıyor zaten. Ay sıkması o kadar iyi ki cildime çok iyi geldi falan. Ay neler neler. Peki nasıl bu hale geldik gerçekten yani bu hale nasıl? Sosyal medya. Sosyal medya. Sosyal medya yüzünden bu hale geldi. Sıkıntılı bir şey ya. Evet. Ben buradayım, ben varım, ben her yerdeyim, tabii. Ben her şeyi yapabiliyorum. Falan. Bazıları için de çok güzel bir kazanç kapısı Bekir. Çünkü diyelim ki sadece Türkiye'de değil dünyanın bir köşesinde bir otele bir davet alıyorsun. Diyorsun ki gel hem burada tatil yap eşinle, çoluğunla, çocuğunla hem de sana üstüne para verelim. Sen de oradan paylaşım yapacaksın işte. Burası otelin restoranı, burası otelin masaj salonu, çiçekler, böcekler, kuşlar. Evet getiriyorum, getiriyorum habere. O da beni dinliyor. Çok güzel. Sana getirmeye çalışıyorum dermiş. Hayır o da pas atacak ama neresinden tutayım diyor. Neslihan Atagül'le Kadir Doğulu Dubai'de 5 yıldızlı bir otelden davet aldılar. Ve bu tatil karşılığında da hem dinlendiler hem de güzel para kazandılar. İzleyelim. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti Dubai seyahatinden ne kadar kazandı? Hello Arab fans. Ünlüler tatillerini nasıl bedavaya getiriyor? İki gün önce Dubai'ye giden Neslihan Atagül, Kadir Doğulu çifti 5 yıldızlı lüks bir otelin açılış partisine katıldı. Sadece onlar değil tabii, dünyanın dört bir köşesinden gelen fenomenler, televizyon yıldızları ve oyuncular da aynı partideydi. Neslihan Atagül, Kadir Doğulu'nun yaptıkları paylaşımlarda oteli etiketlemesi dikkat çekti. Çünkü Dubai'deki bu otel diğer ünlü misafirleri de yüksek ücretler ödeyerek paylaşım yapmalarını istiyordu. Neslihan Atagül'ün Dubai'den paylaştığı fotoğraflar sosyal medyayı sallarken yırtmaçlı elbisesiyle verdiği pozlar 1 milyonun üzerinde beğeni aldı. Ünlü çiftin bu seyahatten 300 bin lira aldıkları iddia ediliyor. Bu durum artık ünlüler dünyasında oldukça normal. Çünkü Kerem Bürsin'den Hande Erçel'e, Serenay Sarıkaya'dan Merve Boluğur'a, Tuğba Ünsal'dan Burcu Esmersoy'a birçok ünlü ismin gittikleri oteli etiketleyerek, paylaşımlar yaparak tatillerini bedavaya getirdiği konuşuluyor. Dubai'ye gittiler, yediler, içtiler, gezdiler, tek kuruş para harcamadıkları gibi üstüne bir de para alıp geri döndüler. Neslihan'la Kadir 300 bin lira almışlar. Gözüm kaldı diyorsun. Bu arada... Şöyle bir şey aslında bu da olması gereken bir şey çünkü karşılıklı bir alışveriş bu da. Tabii. O reklama giriyor, onun karşılığında o da böyle bir şey istiyor. Yani bana sorsanız yanlış bir şey yok bunda. Evet, yanlış ama olabilir yani. Yanlış bir şey yok ama tabii şu geldi insanın aklına, nereden nereye diyoruz. 2017 yılında Müge hatırlarsın Kadir Doğulu Dubai'ye gitmişti. Orada havalimanı polisiyle bir tatsızlık yaşamıştı. Gözaltına alınmıştı. O anları böyle sosyal medya hesabından an be an paylaştı. Hatta şunu demişti. Artık burada bir dakika bile durmak istemiyorum. İşiniz olsa bile aman buralara gelmeyin, ben bir daha buraya gelmeyeceğim demişti. Aradan 4 yıl sonra tamamen duygusal sebeplerden dolayı Dubai'nin yolunu tuttu. Ünlülere, duygusal derken. Ünlülere diyoruz hayatta bir daha onunla oturmam, oraya gitmem, bu yemeği yemem, şunu yapmam dediği her şeyi parayla yaptırır hale buralar, geliyor birilere. Bekir öyle büyük bir kazanç kapısı haline geldi ki Neslihan'ın orada geniş bir hayran kitlesi var. Kara Sevda dizisinden dolayı. Kara Sevda dizisindeki rol arkadaşı Burak Özçivit. Bayılıyorlar orada Burak'a. Gerçekten. Burak Kuvvet'e gitmişti. Orada 80 kadınla beraber yemek yemişti. Oranın zengin kadınlarıyla yemek yiyip 3 milyon lira cebine koyup geri dönmüştü. Sadece yemek. 2 saat sürmüştü o yemek. Burak'a hayranlar öyle baktılar. Sonra sadece. Orada şöyle tarzı. O da hayran hayranları. Hani hepsi de güzel yani dediği için. 80 kadınla yemek yemesi 3 milyon lira para. Oraya tatile gitmişti. Sana böyle bir teklif gelse gider miydin Bekir? 81 olursa düşünebilirim. Şimdi artık ezilmeyelim biz dedim. Yani şöyle bir şey. Tabii ki bir iş olarak bakılıyorsa bunlar bu işin karşılığı. Çünkü bunu dünya starları da yapıyorlar. Evet. Ve bizim aktörlerimiz, aktrislerimiz de şu anda artık Orta Doğu'da. Starlar yani dünyanın evet. Birçok yerinde de öyle. Yani bana yanlış gelmiyor. Ama dediğiniz gibi şey belki ya ben bir daha asla yapmam, asla gitmeyeceğim deyip de ama sadece parayla yapılmış olması belki eleştirilebilir ama bana normal geliyor yani bir reklamdır bu. Bunun evet. Karşılığında biri bir şey veriyor. Hepimiz bir ürünüz. Tabii ki. Yani kasap
meyve satacak, kasap et satacak. Bizim de ürünümüz kendimiziz. Onu nasıl pazarlayabiliyorsa insanlar. Evet. Oradan kazanç sağlayacaklar tabii. Yani bana çok anormal gelmiyor. Evet. Sadece söylemle şeyin yaşamın bir tutması. İşte o iddialı söylemler de biraz egodan kaynaklanıyor. Siz kimsiniz ki bana havalimanında bunları çektiriyorsunuz olmadı falan. Tabii. Yani o havalar. Siz kimsiniz dediği adamlar yarın öbür gün o ülkeden öyle cazip bir para veriyorlar tabii, ki. Tabii gitmek zorunda kalıyorsun. 3 yıl önceki lafları unutuyorsun tabii ki. Ha, bu işte. Bu şarkıyı onlar bize söylüyor. Evet, para bizde, evet. Şöhret sizde. Sizde ne var? Bizde çene var efendim. Bizde konuşuyoruz. Ya eskiden büyüdükçe küçülmek diye bir deyim vardı. Ha, evet. Gerçekten büyüdükçe küçülmeli. Şimdi o kalktı. Ne kadar büyük cümleler, ne kadar büyük yaşamlar, tabii. O kadar büyük hissediyorsun kendini. O tamamen yanlış. İnsanlar şöhreti yakalınca gerçekten onu taşıyabilecek donanımlara da sahip, evet, olmak çok zorunda. Evet. Kesinlikle. Peki bu habere yorumunu gerçekten çok merak ediyoruz. Taciz iddialarıyla gündemden düşmeyen bir isim Mehmet Ali Erbil efendim Belarus'a gitti. Orada bir otelde sahneye çıktı. Verdiği röportajda pişmanlığını dile getirdi ve özür diledi. İzleyelim. İbrahim Tatlıses konserinde sunuculuk görevi yapmak için Belarus'a giden Mehmet Ali Erbil, Tatlıses'le kader arkadaşı olduğunu söyledi. O dönemlerde yani ters giden işlerimiz zamanında kimin ne cebinde ne varsa onu ortaya koyup paylaştığımızı çok iyi bilirim. Var mı hikayeniz bu konuyla? İşte bu işte, en büyük hikaye bu. Son dönemde adı taciz iddialarına karışan Mehmet Ali Erbil, taciz gündemini tiye aldı. İyi niyetinden kaynaklanan, benim öyle egolarım falan yoktur, komplekslerim yoktur. Herkese yardımcı olmaya çalışıyorum elimden geldiğince. Ama aile değerlerine saygılı olduğunuzu biliyorum. O yüzden de abimi yanıma aldım ki hani soruları ona göre sorun yani. Yani büyük Erbil burada. Zaten bitti gitti, kapandı gitti. Yani. Ama bundan sonra herhalde artık sosyal medyada da Yürümeyeceğim. Ama benim en büyük yürümem ve takip. Yani var ya yani nedir bunun yani? Takip. Bundan sonra yani sosyal medyayı da kapattım defterden diyebiliyor musun? Yok, asla demiyorum. Çok eğleniyorum, çok oyalanıyorum. Yine mi? Vallahi yani. Çok eğleniyorum. Abimin ne kız arkadaşlarına yazıyorum. Hadi ya. Gittiyseniz bu sosyal medyayı. Evet gerçekten. Yani. Gerçekten. Peki hadi sahne başlıyor. Evet, konu yargıya taşındı. Ece Ronay tacize uğradım diyor. Mehmet Ali Erbil ise iddiaları yalanlıyor. Ama bu bir röportajda da özür diliyorum diyor. Niye özür diliyor? DM'den yürümeyeceğim artık diyor. Yani özür dilerim deyince biz Ece Ronay'dan, evet, özür, biz öyle bir özür, kadınlardan özür dilediğini düşündük Mehmet Ali Erbil'in. Yok, kendi yani... Yine bir tiye alıyor işte, bundan sonra daha inceleyeceğim, sık dokuyacağım diyor. Bir tek yanlışım bu, özür dilerim herkesten, iyice araştırmadığım için. Ya tabii çok hassas konular, özellikle çok hassas. Taciz konuları. Kesinlikle. Gerçekten çok hassas. Az önce söylemiştim, aslında insanların özel alanları var. Şimdi ne yazık ki sosyal medya bu özel alanları kaldırdı. Evet. Biraz herkesin çok dikkatli olması lazım. Özellikle bizim işimizde duayen olarak görülen. Aynen öyle. Yani meslek anlamında ağırlığı olan, isim olarak ağırlığı olan insanların özellikle artık bu tarz şeylere hiç girmemesi lazım. Evet. Çünkü suistimal de edilebiliyor. Siz de birilerini suistimal edebiliyorsunuz. Genç insanlar ünlü olmak istiyorlar, tanınmış olmak istiyorlar. Bir para kazanmak istiyorlar onlar da. Onlar bir şekilde size yazsa bile... Bunun karşılığı sizden o şekilde olmamalı. Ben tabii olayı çok takip etmedim, bilmiyorum ama. Yok, sen genel konuşuyorsun. Genel konuşuyorum tabii. Bu durumun özelinde çok fazla bir bilgim yok açıkçası. Ama ne olursa olsun bizim çok dikkat etmemiz lazım. Özellikle belli bir yaşa gelmişsen ve belli bir standartta oyuncuysan ya da belli standartlarda, belli mevkilerde bulunduysan artık direkt mesajlara girip oradan birileriyle yazışmanın ya da onun dışında birilerine mesaj atmanın ya da hiç tanımadığın insanlardan gelen şeylere cevap vermenin bir anlamı yok. Çok riskli şeyler bunlar. O yüzden dikkat etmesi gerektiğini düşünüyorum. Hem Mehmet Ali Bey'in hem kızımızın da. Yani evet. Fazla da uzatmamaları da lazım. Evet. Aslında böyle bir şey yaşandıysa özür dilenip kapatılması da gerekiyor. Uzadıkça da sündükçe de başka yerlere gider. Ama yani. Yargıya taşınması konusunda ne düşünüyorsun? Hani Mehmet Ali de istiyor ki olay kapatılsın, unutulsun. İşin içine şey karışmasın. Şu var, yargı süreci çok doğru
yürüyecektir? Neden doğru yürüyecektir? Eğer böyle bir şey varsa, deliller varsa bunun karşılığında bir süreç var. Bu süreç doğru takip edildiği zaman, çünkü yargıya güvenmezsek kime güveneceğiz? Bunun karşılığında evet bu suçtur dendiği zaman bunun cezasını karşı tarafta kabul etmek zorunda kalacak. Yani. Evet. Çünkü yargı bizim düşündüğümüz gibi anlık çalışmıyor. Belli bir süreç üzerinden çalışıyor. Tabii. Belki bir sene, belki iki sene, belki üç sene sürüyor bunlar. Ve eğer haklılık varsa da dinleniyor insanlar. Evet haklıdır diye bunun karşılığında bir ceza da oluyor. İki taraf da bu cezaya razı olmak zorunda. İftira atılıyorsa da biraz şöyle de taciz eden kişi biraz da şöyle bir mi hissediyor? Yani nasıl olsa bana bir şey olmaz. Çok doğru. Nasıl olsa bana bir şey olmaz. Kızın dediğine de kimse inanmaz falan. Yıllarca ne yazık ki kalplerde ve zihinlerde şu cümle var. Bana hiçbir şey olmaz kızım. Ya aslında ama artık oluyor. Oluyor artık. Ha, şöyle bir durum var. Aslında çocukken biz hepimiz taş atardık. Karşı komşunun çocuğun kafasını yarardık. Sonra babamızın arkasına saklanırdık. Evet. Annemizin işte beni korur annem babam aynen derdik. Öyle. O yüzden günümüzde de insanlar bir şey yapıyorlar. Ya halkım benim arkamda diyor. Ya annem aynen babam benim arkamda diyor. Ya da oynadıkları karakterlerle ilgili işte ben şunu oynadım kardeşim ben bunu yapar mıyım zaten diyor. Yani bunların hiçbir alakası yok yaşanan olaylarla. Çünkü insanlar rollerinin karşılığındaki hayatlarındaki şeyler örtüşmüyor. Yani hepimiz farklı roller oynamak zorundayız. Ben bunu oynuyorum diye bu suçu işlemeyeceğim diye bir şey yok. O yüzden ya da annem babam güçlü diye oturup ben bunu iş yapmayacağım diye bir şey yok. Bir şeyin arkasına sığınman gerekmiyor. Suçunun eğer ispatı varsa... Sen mahkemeye çıkacaksın. Bunun karşılığında da bakacaksın. Eğer evet orada hakimler de boş yere yoklar. 3 sene, 5 senelik insanlar değiller. Bunlar bir eğitimden geçiyorlar ve orada bir karar veriyorlar. Bir yargıya varıyorlar. Ünlü ünsüz fark etmiyor. Ünlü ünsüz hiç asla fark etmiyor. Bir kadına yapılan eylem. Kimsenin ayrıcalığı tam tersi bir erkeğe de yapılır. Aynı şekilde. O eylemlerde biz diyeceğiz ki evet yargı bir karar verdi. Buna saygı duymak zorundayız. Birilerinin arkasına annemiz, babamız, toplum, halkımız... Ya da bir parti ya da bir işin arkasına sığınmadan devam etmek ya da üstünü hayatım kapatmaya çalışmamalıyız. Asla. Özellikle bayanlar evet bunu kapatmamalı. Evet. Sen o süreci aslında eşinden dolayı çok çok iyi biliyorsun. Evet. Nazife'nin başına böyle çirkin bir olay geldi. 2019 yılında evet, evet. Bir tiyatrocunun taciziyle karşı karşıya kaldı ve üstünü örtmedi. Konuyu kapatmadı. Evet, sen de destekledin o süreçte, yanındaydın. Kesinlikle. Davada tabii geçtiğimiz günlerde zaten sonuçlandı. O kişi hapis cezası aldı. Sana Nazife nasıl açılmıştı o süreci? Bize anlatabilir misin? Şimdi şöyle tabii ben onlar adına asla konuşmak istemiyorum. Çünkü iki kadın manayla evet beraber çok ciddi bir mücadele verdiler. Güzel bir hukuk hiçbir zaman 2,5 sene sürdü. Ama sen de kocası olarak aslan gibi durdun. Çok. Kesinlikle. Ve 2,5 sene boyunca biz de bunu magazine taşıdılar evet bayanlar. Ne böyle bir şeye tenezzül ettiler ne de böyle bir şeyin içine girdiler. Ki çok kolay bir şey bu biliyorsunuz. Evet, çok kolay taşınabiliyor ilk andan itibaren. Bu süreç bizim az önce dediğim gibi yargı süreci devam etti. Şöyle ben tabii olay aslında o anda görenler, yaşayanlardan biriyim daha doğrusu. Gören demeyeyim de aynı oyundaydık. Biz aynı oyunda oynarken yaşandı böyle bir süreç. Ondan sonraki sürecin hepsini ben biliyorum. Nasıl sıralamalarla gidildi, kimlere şikayetçi olundu. Ama bazı eksiklikler oldu o süreçte. Hmm. Çünkü iki bayan da ister istemez yalnız bırakılıyor bazı şeylerde. Hmm. Olmamıştır. İşte ikna çabaları oluyor. İşte ay lütfen belki yanlış anlamışsındır. Bir daha tekrar düşün falan gibi onları telkinlerde bulunuyor. Ne yazık ki kurumlarda böyle şeyler var. Yani kurumlar ister istemez... bu olaylar etrafa yayılmasın, duyulmasın, kendi içlerimizi çözelim istiyorlar. Ama bu olayların delili yok diye bir şey yok. Hı. Özellikle bizim bu iki hanımefendinin yani Mana ile Nazife'nin olayında şöyle deliller var. Bizde bir bu olaydan dolayı bir müfettiş incelemesi oldu kurum. Şikayet edildiğinde bir müfettiş araştırması yapıldı ve burada da kimlerin bu konuda eksik kararlar verdiği, eksik zabıtlar tuttuğu ve aslında bu eylemin gerçekleşmiş olabileceğine dair bir rapor sunuldu. Evet. Sonrasında da yani Nazife'yi gerçekten çok takdir ediyorum. Çok zorlu bir süreçten geçti. Adli tıpa gitti bununla ilgili. Adli tıpta 50 kişilik neredeyse bir heyetten rapor almak zorundasınız. Birileri giriyor. Bunlar yaşandı mı yaşanmadı mı? Sende nasıl travmalar, nasıl etkiler bıraktı? Ben eşi olarak her gün yanındaydım ve her gün onunla beraber bu süreci yaşadım.
bir kadın olarak o kadar zor bir süreç yaşadı ki. İnsanlara gitti, bunları teker 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 anlattı. Düşünebiliyor musunuz? Önce kendi kurumunu anlatıyorsun, kendi müdürünü anlatıyorsun, kendi genel sanat yönetmenini anlatıyorsun. Sonra karakola gidip anlatıyorsun, sonra iki tane üç tane savcıyı anlatıyorsun, sonra avukatları anlatıyorsun, sonra gidip adli tıpta insanları anlatıyorsun. Her seferinde aynı travmayı, aynı olayları tekrar tekrar yaşıyorsun. O yüzden ben eşi olarak özellikle bu olayları yaşayan, yaşayacak olan, Allah korusun kimse yaşamasın ama Allah kişilere korusun, diyorum ki eşinizin, çocuğunuzun, kızınızın yanında durun ki kesinlikle onlar da kendilerini yalnız hissetmesinler. Zaten toplum yalnızlaştırıyor. Evet. Toplum diyor ki olur mu, ne olacak şimdi diyor. Ki aslında şöyle bir şey, çok basit gibi görünen şeyler çok büyük. Çünkü insanlar bağıra çağıra bir şeyleri itiraf etmeye çalışıyorlar. Bana şöyle oldu, iftira atmaya çalışıyorlar. Bana böyle yapıldı. Hayır değil. Küçük aslında daha büyük. Çünkü insanlar sesini çıkaramıyor. Onların sesini çıkarması için bir şey sunmak zorunda bu toplum. Ve kafan karışıyor değil mi? Biri diyor ki ya yanlış anlamışsındır. Evet. Yapan kişi diyor ki aa ben herkes öyle yapıyorum. Sen üstüne alındın. Bulanıyorsun böyle. O kadar doğru ki dışarıdan tehlike. Yani ne olacak? Niye yani abartıyorsun? Olsa niye abartıyorsun? Yani burada normal zaten bu. Cevabını ver geç. Tabii burada normal. Yani siz bu oyuncusunuz zaten bunlar evet olmuyor mu? Ha, hayır ha, öyle ha bir dünya yok. Yani evet, herkesin özel alanı vardır. Bizde sahne çok farklıdır. Sahnede her şey olur. Mesela televizyon dizilerinde insanlar öpüşüyorlar, bir şey oluyor falan. Aşk yaşıyorlar ama onlar sahne bittiği anda arkadaşlar. Ya da sahne bittiği anda profesyoneller. Yani orada ayrı yaşamlar var. O olurken... Ha, o çok ağır bir laf. Sizin dünyanızda zaten bunlar olmuyor mu? Çok ağır bir laf yani. Yani çok klasik bir söylem. Çünkü dışarıda da birçok şey oluyor. Dışarıda yapılanlara da karşı olmak zorundayız. Sahne üzerinde de, sahne dışında da ki yaşanan olay sahnede oyun oynanırken olan bir olay ve perdenin arkasında olan bir olay. Normalde basitleş... Oyun sırasında mı? Tabii tabii oyun sırasında. Nasıl o, ya? Oluyor. Yani oyun oynanırken... Seyircilerin gözü önünde mi? Hayır hayır. Oyun oynanırken sahne arkasında. Yani, ha, anladım. Kuliste. Kulis. O halde sahneye çıkıyor. O halde zaten sıkıntı şu. Biz genelde işte şahitler geldiğinde konuşulduğunda zaten olayın olmadığı konuşulmuyor. Olayın hafifletilme çabası konuşuluyor genelde savunu olarak. Çünkü olayın olduğu bir gerçek. Zaten bunu karşı tarafında şahitleri ya da konuşanlar bunu da hatta onların zaten verdikleri şeylerden, ifadelerden dolayı karar çok daha doğru çıkıyor. Çünkü zaten süreç öyle işliyor. Bizde şöyle bir şey var. Tiyatrolarda özellikle bir nöbetçi rejisör vardır. Oyundaki olan her şeyi rapor eder bu insanlar. Mesela sallıyorum sular kesildi, bardak kırıldı, ışık yanmadı. Bu olay rapor edilmiyor. Bu kadar fahiş, bu kadar büyük bir infial yaratacak bir olay rapor edilmediği için süreç ertesi gün, ertesi gün, ertesi gün ve devamlı bu yaşanıyor. Ben o süreçte tabii ki Nazife'nin her zaman yanındaydım. Başka bir kadın da bunu yaşasaydı onun da yanında olmak zorundaydım. Neden zorundaydım? Ben eğer bunu anlatsaydı, ifade etseydi ne yapılabileceğini öğrenmek isterdim ve çabalardım. Şöyle bir şey, biz bunu şehir tiyatrolarında yaşandıktan sonra şehir tiyatroları şu anda çok doğru bir yöntem izledi bence. Yani oyun hemen durduruldu. Evet. Askıya alındı. Şahısla ilgili nasıl bir tasarrufları vardır biz onu bilemeyiz. Ama bence doğru bir şey yapıldı. Neden doğru bir şey yapıldı? Biz önce önümüzü görmek zorundayız. Çünkü süreç zaten işliyordu. Kimsenin haberi olmadığı için üstü örtbas edilecek bir durum yoktu. Az önce söylediğim gibi birileri bir kurumun arkasına sığınarak, evet, oynadıkları rollerin arkasına sığınarak, var, öyle de, benim annem babam şuydu diyerek herkesin ailesine saygı duyuyorum, sığınarak hiç bir şey yapma hakkını kendinde bulamaz. Evet. Peki. Kimse bana bir şey yapamaz mantığı artık yok, kayboldu. Eskiden belki böyle hani üstü kapatılıyordu falan ama şimdi hiçbir şekilde üstü kapatılmıyor. Herkes hakkını arıyor. Bu yurt dışında da bunun çok örnekleri var. Evet. Nerede olursan ol, hangi konumda olursan ol seni siliyorlar, üstünü çiziyorlar. Ya bir de çok enteresan bir araştırma yaptı. Sağ olsun Tilbe gönderdi bizi. Onu hatta şeyde biz Instagram'da da gördüm. Hatta yayınlandı da. Görsel sanatlarla ilgili kadınların şeyleri var. Bir istatistik çalışması yapmışlar ve sormuşlar. Sahne üzerinde ve görsel sanatlarla uğraşan kadınların %88'i bu olayı yaşamış. %12'si sadece bununla, mobbingle ilgili, cinsel saldırı ve mobbingle ilgili bir şey yaşamadığını ifade etmişler. Sadece %12'si. Ne yazık ki kadınlarımızın %88'i sahne üzerinde ya da bu bizim işimizle ilgili, görsel sanatla ilgili işlerde buna yakın şeyler yaşıyor. Tabii. Ve ifade edemiyorlar. Evet. Neden? Ya acaba yanlış mı anladım, yanlış mı anlatıldı, sonra yanlış mı ifade edildi? Seni
gaza getiren, tabii git avukata, işte şikayetçi ol diyenler, ya senin de şahitliğin gerekiyor deyince, Allah aşkına beni bu işe karıştırma, gözünü aynen seveyim. Aynen öyle. O kadar doğru. Şimdi normalde biz şöyle bir şeyler duyuyoruz. Yani işte bizim de başımıza geldi, size ulaşabilir miyiz? Yani biz bunlarla ilgilenmiyoruz. Yani bizi ilgilendiren taraf, biz kendi davamızla ilgileniyoruz. Ama sizin kendi davanızda bir örnek teşkil etti. Çünkü tabii, söz konusu kişi 2,5 yıl ceza aldı. Biz, ben bu davanın özelinde konuşuyorum. Evet, 2,5 sene ceza aldı. Ben bu davanın özelinde olayın çarpıtılmasını istemiyorum hiçbir şekilde. Yani evet, eşimle mana çok güzel bir mücadelenin içindelerdi. Evet. Eğer birileri çıkışta gerçekten aynı şeyleri yaşadılarsa çıksınlar lütfen. Aileleri de onlara destek olsunlar, konuşsunlar. Bu bizi ilgilendirmiyor. Evet. Bu bizim meselemiz değildir yani. Evet. Ama eğer çıkıp da konuşmuyorlarsa ve bulandırmak istiyorlarsa ortam, bu da bizim tarzımız, bizim işimizle ilgili bir şey. Bizim durumumuzla ilgili bir durum değil. Ama ben şu sözü veriyorum bundan sonra. Nazife bir dava sonrası, sonucu açıklandıktan sonra basınla ilgili bir konuşma yaptı. Çok güzel bir şey söyledi aslında orada. Dedi ki filler tepişir, çimenler ezilir rafı. Hı. Artık ortadan kalkmıştır. Çünkü çimenler çoğalıyoruz. Lütfen bu ayrı kodları da aramızdan ayrılsın dedi. Çünkü tiyatro sanatı ve diğer sanatlar gerçekten biraz suistimali açık sanatlar. Kalite, doğru düzgün duran insanlar, işlerini yapan insanlarla yürümeli. Ama başka görüşler, başka dünya görüşlerine sahip ya da başka yaşayan aslında Nazife için de o kadar zor bir durum ki insan yaptığı işten falan soğuyabilir. Öyle şeyler yaşadı mı? Şöyle, ben dışarıdan gene bir gözle, ben eşi olarak bakmak istiyorum. Objektif de bakmaya çalıştım. Evet oluyor. Neden oluyor? Şöyle bir şey, kuruma inancın kalmıyor bir kere. Yani tabii ya diyorsun ki tiyatro camiası hep böyle midir? Kendi içindeyken, insanlar hep böyle midir? Yani yaşadığın bir şey haykırdığında, ki ondan 7 sene önce işte mana da bunu yaşamış. O yüzden o da davanın içine dahil oldu. Ya bu, şimdi daha da kötü bir durum var. Mana bu hala kurumda çalışıyor şu anda. Yani bizim kurumla ilgili bir derdimiz yok. Sadece orada da hala bu süreç onun açısından çok doğru yürümeyebilir. Anlatabiliyor muyum? Çünkü gene bir baskı altında hissedebilir insan. Kime gideceksin? Kurumdaki en üst yetkililere gitmek zorundasın. Beni anlayın diye. O yüzden bir anda tiyatrodan da, yaptığın işten de, o meslek grubundan da soğumaya başlıyorsun. İnsanlar işlerini yaptıkları zaman, sırtlarına bir şeylere dayamadıkları zaman, bu iş tamamen er meydanıdır. Kim yetenekliyse o oynar. Ama sırtını birilerine dayıyorsan ya da birilerine dayamak istiyorsan, artık o er meydan olmaktan çıkar. Sadece çıkar ilişkilerine döner. Evet. İşte tabii ki Nazife 2,5 senedir ki Asil de dünyaya geldi. Biraz ondan, biraz da tabii bu yaşadıkları süreçten, bu travmalardan dolayı biraz uzak kalmak istiyor. Evet. Ama ben bir an evvel onun da sahneye dönmesin. Ya evet. Da, çok uzak kalırsa şey da yapmasını çok olabilir. İstiyorum. Ya da biz kendi oyunumuz var şimdi inşallah. Beraber bir şeyler. Beraber bir şey yaparsak. Evet. Onun tekrar o motivasyonu sağlamasını, kazanmasını çok diliyorum. Çok bu mana için de geçerli. Evet. Çünkü bir mücadele, bir kavga evet, değil, bir böyle savaş değil. Kesinlikle. Bunu herkes bilsin. Evet. İnsanlar haklarını savunuyor. Biri evet, suçlu olsun diye uğraşmıyoruz. Ama bahanelerin arkasına sığınmak yerine evet, bazı şeyleri, evet ben bunu yaptım, ben bunun cezasına da razıyım diyebilmeli. Tabii. Oturup da mesela daha enteresan bir şey var. Mobbing sadece burada kalmıyor. Mesela bizim Instagram hesaplarımıza da olur mu öyle şey falan gibi yazılar geliyor. Peki bir yargı süreci devam etmiş. Burada hani delil yok diye evet, sonuç çıkmış. Evet. Yani peki ceza alınmasaydı ne olacaktı? Herkes başka bir şey düşünecekti. Evet. O bizi ilgilendirmiyor. Biz şu anda çok olumlu bir sonuç olduğunu evet, düşünüyoruz. Evet. Ama inanın bize yeterli gelmiyor. Neden yeterli gelmiyor? Sonuçta mana da var. Ve o zaman aşımından dolayı o dava düştü. Yani bu süreç bizde bir üst mahkemeye gidilecek. Bakın, devam edeceksiniz olacak süreci. Yani devam edeceğini evet, düşünüyorum ben. Tabii ne yukarıdan istiyorsun peki? Ya ben bir şey istemiyorum. Hı. Ben sadece davanın sağlıklı yürümesini istiyorum. Bayanlarımızın mücadelesinin yani başka bir şey evrilmesini. Cezayı az buldun. Hayır, şöyle az buldum değil. Ceza bizim Nazife açısından bir ceza alındı. Evet. Ama mana açısından şu anda alınmadı. Anladım. O sürecin nasıl yürüyeceğini ben bilmiyorum. Sadece şöyle bir şey var, biz sürecin doğru yürümesini istiyoruz. Anladım. Herhangi bir yere çekilsin istemiyoruz. Evet. Herhangi bir, çünkü şöyle şu olmaya başladı. Son zamanlarda yaşadığımız, işte geçenlerde yaşadığımız bir olayla da ilgili hemen siyasi bir taraflara çekilsin. Evet, şimdi bak, ona tam ona zaten denk geldik. Bu konudaki fikrini şöyle ki merak ediyoruz. Efendim Tamer Karadağlı'yla ödül vermek üzere, ona ödül veren yani Nihal Yalçın arasındaki gerginlik Antalya Film Festivali'nde ödül
töreni sırasında yaşanan gerginlik başka noktalara gitmeye başladı. Kamuoyu da sosyal medyada ikiye ayrıldı. Şimdi Tamer Karadağlı'nın Çocuklar Duymasın dizisindeki rol arkadaşı Pınar Altuğ Tamer Karadağlı'na sahip çıktı. Hem saygılı hem de çok zariftir dedi. Pınar bakın daha neler söyledi. Sus mu dediniz? Hayır. Ha artı sus mu diyorsunuz? Rica ederim ödülünüzle birlikte konuşun ya. Kaldırın böre ve tüm... ben konuşmanızı öğreyim. Çok teşekkür ederim. Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreni vardı. Partimiz, eski partimiz Tamer Karadağlı bu ödül töreninde ödül verdi. Evet. Oyuncu ve konuşmayı. Bununla ilgili arkadan işte hareketler yapalım dedi. Bana çok saçma geliyor. Çünkü şöyle bir gerçek vardır. Ödül törenlerinde kalabalıktır. Çok fazla insan ödül alır. Ve sırası gelen, ödülü hak eden çıkar ödülünü teslim alır önce, evet. Teşekkür eder. Ardından ödülüyle beraber bir teşekkür konuşması yapar. Bu insana güç katar çünkü o ödüldür zaten sizin savaştığınız şey. Dolayısıyla ödülünüzü göstere göstere konuşursunuz. Konuşmanızı yapar inersiniz. Bu arada bu konuşmanın da belli bir süresi olmalıdır. Çünkü sizden öncekiler ve sizden sonrakiler vardır. Seyredenler açısından bunaltıcı olmaması için. Belli bir sürede kısıtlı kalmalıdır. Yurt dışında ciddi kuraldır. Oscar'da 45 saniyeden fazla konuşamazsınız mesela. Ben genelde sunucu tarafında olduğum, hep sahnede olduğum için her ödül almaya çıkanı biraz kısa tutabilir misiniz? Hep bu söylediğimiz, rica ettiğimiz bir şeydir zaten. Çünkü hani herkes dakikalarca konuşursa gece toplamda 6 saate varır. Evet. Salonda oturanlar için çok cazip bir şey olmaz. Bana göre ödül teşekkür konuşmaları dediğim gibi ben hep sunucu olduğum ve sahnede diğer tarafta olduğum için kısa olmalıdır. Ve hani bu işin adabında da çıkarsın ödülünü teslim alırsın. Daha sonra konuşmayı teslim eden kişiye teşekkür edersin. Çünkü sen bu konuşmayı yaparken o kişi arkada beklemek durumunda değildir. Buradan bu niye cinsiyetçiliğe varıyor, evet, ben onu bilmiyorum. Yani hele bir de işi şeye getiriyorlar işte Haluk zaten sen Haluk maço bir adam değil. Her zaman son sözü karısına söyleten, ne kadar fikir olarak karşı çıksa da karısını çok seven ve hep peki karıcığım diyen bir adam. Yani Haluk ve Meltem'i düşün çünkü oradan yürümeye çalışıyorlar. Bir iki günde konuşuyorum Tamer'le de gülüyoruz yani yapacak bir şey yok. Siz arkada böyle direkt gibi beklemek ister misiniz ya? Sus mu dediniz? Hayır. Ha artı sus mu diyorsunuz? Rica ederim ödülünüzle birlikte konuşun ya. Tamam, kaldırın böre ve... Tamer Karadağlı'nın arkada tuzluk gibi durmamalıydım lafı. Sonra Tamer Karadağlı'nın bizim programımıza ikinci sayfaya canlı bağlantıyla yaptığı açıklamalardan sonra başka bir noktaya vardı. Şimdi ödül tören yani Pınar Altuğ tamam sahip çıkıyor da ödül törenlerindeki uzun konuşmaların dışına taştı olay yani. Ya enteresan bir ailemiş aslında ben gene normalde çok fazla girmek istemem ama şöyle Tamer'i de tanırım gerçekten düzgündür, iyi niyetli. Evet. Orada hiç kimsenin şüphesi yok ama Nihal de bir ödül almış. Evet. İnsan heyecanlanabilir. Oraya çıktığında çünkü şöyle bir şey var oyuncular ben ödül törenlerini de çok fazla neden sevmediğimi de söyleyeyim. Ben, biz de sevmiyoruz. Evet. Yani biz de yani Türk insanında mıdır nedir hem uzun konuşma hem de şöyle bir şey var hep orada bir... dramatik konuşmalar yapmak evet, zorunda. Evet, aslında evet. Senin için en eğlenceli olması gereken zamanda aynen öyle. Hep böyle bir dramatik bir konuşma yapma ya da bir mesaj verme aynen. Çabamız vardır. Aslında onlara da gerek yok. Ödül törenlerini yapanlara da bundan sonra şöyle bir şey uyarıda bulunmak istiyorum. Ne olur orada insanlar rahatlatsınlar, keyif alsınlar, evet. Eğlensinler, çıkıp espriler yapsınlar. Ayrıca orada mikrofonu aldığında kimin ne söylediği bizi hiç ilgilendirmez. İnsanların görüşleri vardır, dünya görüşleri vardır. Ya da barışçıl bir şey ya da başka bir şey ifadede bulunmak ister. O da bizi ilgilendirmez. Sadece bir yanlış anlaşılma olduğunu düşünüyorum burada karşılıklı olarak. Ben Tamer'in de Nihal Hanım'ın da tabii ikisinin de haksızlığa uğramasını istemiyorum. Asla ve asla siyasi bir yere çekilmesini hiç dilemiyorum. Onlar da dilemiyorlardır ki son zamanlarda oyuncular üzerinden özellikle çünkü geniş kitlelere hitap ettiği için oyuncular ve geniş sosyal medyalarında çok farklı insanlar takip ettiği için bunlar suistimal edilebilir. O yüzden çok dikkat etmeleri gereken hassas bir çizgide ikisi de. Bence bir araya gelip bir telefonlaşıp
Bir konuşup. Aynen, çözebilirler. Bence sen çok burada, basit hızlı bir şekilde çözülebilir. Sen burada ön sıralarda izleseydin Nihal Yalçın'ın uzun konuşmasına mı takılırdın, Tamer Karadağlı'nın mimiklerine mi takılırdın? Şu ikisi de bana eğlenceli gelirdi. Çünkü Tamer'i de günlük Tamer'i ben de... yakınlaştırıp böyle baktım. Evet, evet. Bayağı bir mimikler hareketli. Evet, ama genel karakteristik yapıyor. Evet. Yani mimikli biraz. Yani çok orada kullanıyor. Sıkılmış da olabilir, olmaya da bilir ama sonuçta sahne Nihal'in sahnesi. Peki sen ödül yani... veren sen olsaydın ve Nihal aldı lafı gidiyor böyle 2 dakika 3 dakika falan oldu. Sen ne yapardın? Ben sandalye çeker oturur beklerdim. Doğru. Ya çünkü hayır şöyle o daha esprili olurdu. Aynen doğru. Hayır gerçekten o da yani konuşma isteği var ve bir şeyi başarmış. Onu ifade etmek istiyor. Çok saygı duyulacak bir şey. Ve gerçekten aslında burada şeyden cinsiyetçi bir yaklaşım üzerinden gerçekten gitmemek lazım. Bir politik süreç üzerinden de gitmemek lazım. Evet. Belki oyuncunun kendi içlerinde bir çözebilecekleri bir mesele olduğunu düşünüyorum. Oturacaklar. Tamer abisi. Yani. Şu ödül törenlerini organize edenlerin de ödül alan sahneye çıktıktan sonra böyle 20 ya da 30 saniye sonra bir müziği yükseltip aslında evet, kesmeleri sesi lazım. Oscar'da öyle yapıyorlar. Yoksa gerçekten anneme, babama, anneanneme, dedeme, işte kuzenime, yeğenime. O liste uzuyor da gidiyor. Ya ben hani yakın zamanda bir ödül törenindeydim. Bir festivale gittim. Ondan sonra bir ödül törenine gittim. Ödül töreninde yemin ederim. Yani niye ödül verildiğini de bilmiyorum yani. Bilmem ne kupası bilmem ne. Yani hiç ödülüm de aslında normalde ödül yok yani öyle böyle bir şey uydurulmuş gibi geliyor. Biri çıkıyor alıyor ne de o da anlamıyor ne dediğini. Niye aldığını alıyor. Yani burada öyle bir durum yok ama. Burada bir prestijli bir durum var ama şu var. Ben Tamer'in de bir şekilde arayacağını, evet. Onunla konuşacağını, barışacaklarını. Çünkü abilik böyle bir şeydir. Meslek olarak büyüyor. Kimsenin kimseyi bu kadar acımasızca eleştirmeye hakkı yok. Sadece lütfen bir ricam var. Politik bir tarafa çekilmesin. Sosyal medyadan da ne yazık ki bunu gören insanlar da evet. Hemen oradan saldırıp da evet. Vay bu böyle midir? İşte çok özür dilerim. Bir şey milliyet ve bir siyasi çatışma üzerine geçtiğinde herkesin kendini ifade etme hakkı var. Evet. Ülkemiz artık bu noktada. Evet. Edebiliyoruz yani. O yüzden Nihal'in de kendini ifade etmeye hakkı var. Tamer'in de var. Evet. Sadece Tamer'in biraz daha... esnek olabilirdi diye düşünüyorum. Evet. Peki yayının başında da verdik. Sizler de soruyorsunuz kim kim diye. Bu yılın en çok kazanan oyuncusunu birazdan açıklayacağız. Bir süredir dizi setlerinden uzak olmasına rağmen reklamlardan efendim kazandığı paralar o kadar yüksek ki sıfırları bayağı bol desek abartmış olmayız. İsminin içinde sadece bir E harfi var diyelim. Herkeste bir E harfi var. Herkeste bir E harfi var. Birazdan o ismi açıklayacağız. Kim olabilir sence? Bekir tabii yani. Bekir doğru söylüyorsun. Bekir çok teşekkür ediyoruz sana geldiğin için. Sağlık geldiğin için. Seni bir haberle uğurlayalım. Meslek efendim dışında. Oyunculuk kariyerine 2006 yılında Yaprak Dökümü dizisiyle başlayan Necip Memili yıllar içinde öyle bir değişti ki son hali wow be dedirtti. İzleyelim. Yeni ben de kim? Aynada bakıştım. Yeni ben miyim? Kendimle tanıştım. Ağır abi Necip gitti. Yerine entelektüel Necip geldi. Kanunsuz topraklardan çıkıp geldim. yok ya evden geldim ya. Hanımım sağ olsun böyle güzel giydiriyor beni. Evlendi, hemen arkasından baba oldu. Necip Memili hem hayatını hem tarzını değiştirdi. Bambaşka biri oldu çıktı karşımıza. Evet ya. Yok çocuk olunca değil. 10 yıldır onları taşıyordum. Artık onlara veda etme zamanı gelmişti. Necip Memili'yi müfettiş Gadget Trenchcoat'u ve yuvarlak gözlükleriyle görünce garipsedik doğrusu. Ta 2009 yılına gitti aklımız. Şöhret basamaklarını yeni yeni tırmanırken Hanımın Çiftliği dizisiyle girmişti hayatımıza. Şimdilerde kesip attığı gür bıyıklarıyla kazınmıştı hafızalar. Hadi git gerisini berberde halletsinler. Necip Memili denilince akla gelen ilk şey bıyıktı. Bıyık onun imajının bir parçasıydı. Beyefendi müsaade buyursun. Tek dal bıyık kopartalım kendisinden. Bununla beraber gönderelim adli itibar. Eğer bu ikisi kardeş çıkmazsa ben adam değilim. Çukur'da canlandırdığı Cumali karakteriyle de yeni neslin idolleri arasına girdi. Başrol yine sakal ve bıyığıydı tabii. Çevirin oğlum. Benim arkamdan iş çevirin. Bu gece istediğinizi yapabilirsiniz. Ele avuca sığmaz ağır abi rollerinin aranan ismi olan bıyıklı Necip Memili, modacı eşi Didem Dayıcıoğlu'nun etkisi altına girmiş belli ki. Siyah takımlar tarih olmuş, bıyıklar kesilmiş, kemik gözlüklerinde katkısıyla ağır abi stili yerini kütüphane müdavimi gence bırakmış. Oh be tertemiz. Konuğumuz da geldi.
geldi efendim. 90'lara damga vurmuş bir isim. Ozan Orhon karşımızda. Hoş geldin Ozan'cığım. Hoş bulduk. Günaydın. Ozan, altın kızlar. Ozan saçları böyle bir toplamışsın. Böyle yeni bir imaj yapmışsın. Yok şey hostes topuzu bu. Öyle mi diyorlar? Tabii öyle. Eşten dolayı mı? Evet. Evet. Vallahi o mu topladı? Ben de güzel hepim devamlı böyle bir şey yaptı ama. Bir internette yazmışlar birileri abi Japon'a benzedin diye. Shogun vardı eskiden. Evet, evet. Shogun topuzu. Ama rahat oluyor. Şimdi Ece Seçkin bir pilotla evlendi, evet. Çağrı Terlemez ve ona evlilikten birkaç gün sonra arkadaşlarımız sordu. O da diyor ki görüşemiyoruz ki ben karada o havada. Sen de geçen yaz evet. Hostes hanımefendi. Adını unuttum çok özür dilerim. Selcan. 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 Ece'yle nikah evet. masasına oturdu. Görüşemiyor musunuz? Vallahi görüşemiyoruz. İnanın görüşemiyoruz ama görüşmeye çalışsak da tabii ki o da mesleğini icra etmek zorunda yapıyor. Güzel de bir meslek, onurlu bir meslek yapıyor. Zor bir meslek. Bütün zor. Buradan pilot abilerime, hostes kardeşlerime, dostlarıma çok evet. zor bir meslek. O zaman peki havada mı tanıştınız, karada mı? Vallahi ben aslında yıllar evvel onu uçakta görmüştüm. Evet, o da beni görmüş ama ben o kadar çok yorgundum ki gözlüğü dahi çıkarmadım. Ama tabii yara kestim tabii. Şöyle bir baktım var güzel kız. Sonra kadar herkes herhalde öyle çok evlenen vardır. Bu Covid zamanında ben bir sene Kıbrıs'tan hiç gelemedim. Evet. O dönemde yaptım işte böyle o benim bir şarkıyla ekledi. Ben onu ikimiz de çok Queen hayranıyız. Öyle başladı. Ondan sonra zaten ben sabah bahçeyle uğraşırken ilişkimiz şeyle başladı. WhatsApp görüntülü kamerayla başladı. Tabii 4-5 ay böyle gittik. Ondan sonra kapılar açıldıktan sonra dedim ki gel artık böyle bir şey olmaz. Kıbrıs'a geldi. Orada ben tabii bütün hazırlıkları yaptım. İlk defa yan yana geliyorsunuz değil mi? Tabii tabii ama şey diyecektim yani havaalanında onu karşılarken telefonu açıp hadi hani biz alışmışız ya telefondan evet, birbirimizi evet. görmeye. Geldi ondan sonra ben zaten ikimiz de birbirimizi zaten artık yani. Nasıl hazırlıklar yapmıştın? Hazırlıklar yaptın. Hazırlıklar şöyle dolma yaptım. Dolma sardım, börek yiyordum. Börek yaptım. Zaten biliyorsun Covid zamanı hepimiz MasterChef'te katılabilir miyiz? Tabii tabii, tabii tabii. Hepimiz MasterChef yani olduk. Usta olduk. Tek yaptım zaten Kıbrıs'ta. Sabah kalkıp bugün ne yapayım? İşte öğlen ne pişireyim? Tek başımayım bir de. Kimse gelemiyor yani kapalı kapalı. Doğru. Ve o arada da ben de beynimde bir şeyler hazırladım. Dedim ki eğer dedim gerçekten sevdiğimi anlarsam dedim. Hayat arkadaşım olmasını istiyorum dedim ve ben telefonda zaten bunu sormuştum. O telefonda evet dedi. Geldiği zaman hazırlıklarımı yaptım ben de. Yani yüzük mü aldın? Yüzük aldım. O arada sahilde çok değişik bir ortam hazırladım. Kendim yalancıktan bir evde bir kavga çıkarttım. Ben dedim sahile gidiyorum. Biraz başımı dinlemem lazım dedim. Bu arada her şey hazırlandı sahilde. Oyuna hazırladım. Bak yürü. O da arkamdan geldi. Ne oldu? Niye sinirlendi? Neye sinirlendi diye. Geldiği dakika zaten kumların üzerine çöktüm. Evlenme teklif ettim. Bir şey söyleyeceğim. Çok Sercan ilginç değil mi? Hayır yapmış. Ama Sercan'ın bir flört dönemi var. Onlar sadece evet. görüntülü görüşme ve ilk yan yana geldiğinde de evlenme teklifi yok, ediyor. Yok tabii. Bunun bir ay birbirimizi tanıdık. Sonrasında. Tabii tanıdık. Ama bir ay bile az aslında değil mi? Ama bizimki şey oldu ya böyle hani sanki insanlar birbirlerini... Hayır insanlar belli. Ben mesela ben kendi açımdan söylüyorum. Böyle hayatta birbirinizi tamamlamanızı hissettiğiniz ve onunla bütün hayatınızı geçireceğinize inandığınız anladım. Zamanlar olur. Ha. Ben ona inandım. Frekansımız çok tutuyor. Başta çok iyi bir arkadaşız ve beraber eğleniyoruz. Hmm. Çok gülüyoruz. Hem evliyiz hem evcilik oynuyoruz. O yüzden de bana hayat motivesi veriyor. Yani ben biraz duygusal ve romantik bir insanım yapı olarak. Ben çok çabuk küserim. Çok çabuk kendimi kapatırım. O bütün kapılarımı açtı. Biliyorsun Kıbrıs'tan dönmüyordum. Hepiniz uğraştınız. Evet, 8 sene aynen dönmedim. Öyle. Evet, dönmedin. O da beni aldı getirdi artık İstanbul'a. Artık burada mısın? Artık buradayım. Sadece Kıbrıs'a evim duruyor orada. Gidip geleceğim, gidip geleceğim ama burada yeni bir albümle Kasım'da dönüyorum. Evet. Evet. Şimdi sen de buradayken hazır aşklar meşkler senin eşinle nasıl tanıştığını öğrendik. Gelelim şimdi başka bir tanışma hikayesine. Tarkan'ın eski sevgilisi Bilge Öztürk, 43 yaşında, kendisinden 21 yaş küçük manken Bennu Geride'nin oğlu Daren'le aşk yaşıyor. Bakın çift nasıl, nerede tanışmış. Olmaz küçücüksün. Nasıl tanıştıkları ortaya çıktı.
Tarkan'la 7 yıl aşk yaşadıktan sonra 2008'de ayrılan 43 yaşındaki avukat Bilge Öztürk, kendisinden 21 yaş küçük 22 yaşındaki Daren Gerede ile aşk yaşamaya başladı. Aşk 3 ay önce Daren'in sörf tekniğini geliştirmek için Akyaka'da Bilge Öztürk'ün okuluna kaydolmasıyla başladı. Daren Gerede, hocam hitap ettiği Bilge Öztürk'ten hoşlanmaya başladı ve 3. derste hislerini açıkladı. Bilge Öztürk'ten de karşılık gelince aşk başladı. Daren Gerede bu ilişkisini ilk olarak annesi Bennu Gerede ile telefonla paylaştı. Bennu Gerede, Bilge Öztürk ile telefonda konuşup, "Oğlum çok özel bir ruh, seni çok mutlu edeceğine inanıyorum." dedi. Çiftin 4 aylık ilişkilerini Daren'in annesi Bennu Gerede, "Yolları kesişen, birlikte büyülü yolculuk yaşayan iki güzel ruhu kutsuyorum." diye yorumlamıştı. Evet, aradaki yaş farkı çok konuşuluyor. Aralarında 21 yaş var. Sen de söyledin, Bilge Öztürk 43 yaşında. Daren ise henüz 22 yaşında. No comment demeyeceğim de. Hocam, hocam diyormuş önce. Vallahi yani ben şimdi klasik bir lafla başlayayım da. Yani aşkın yaşı yoktur derler ama. Yani biraz da tabii normal boyutlarda yaş farkları olsa bence çok daha iyi. Çünkü tabii çok yakışmışlar ama. Ben yapar mıyım dersem ben yapmazdım. Yani bayan da olsam yapmazdım. Ama tabii onların kendi duygusal hayatları zaten annesi kabul etmiş zaten. Evet. Yani evet. De bize veriyor. Sadece onlara mutluluk dilemek. Yani belki. Annesiyle sevgilisi arasında bir 6-7 yaş fark var. Hı hı. Yani tabii kendi tercihleri, sadece görüntü olarak da önemli olan insanın arada yaş farkı olsa da görüntü olarak yan yana durduklarında ya olabilir diyebilmen senin, ama ben yan yana durduklarında... Yan yana görüntülerini fotoğraflarda gerçekten şey, evet, olmuyor. Çok iyi duruyorlar ama yok. Görüntüyü bir getirsek... Evet, yan yana olduklarında olmuyor evet. Sanki değil mi? Yoksa görüntüler varsa, görüntü Nişantaşı'nda görüntülendi çiftimiz. Bilge, taze aşıklar. Bilge yalnız başına gayet güzel, hoş, yaşının güzel kadınlarından bir tanesi ama... Daren küçük duruyor ya. Çok ya küçük de zaten. Evet, ya yani 22 yaş. 22 yaşında. 21 yaşında bir erkekten olgunluk bekleyemezsin erkek, ki. Erkek zaten 30'undan sonra olgunluk. 43 yaşındaki kadının neyi sevebilir? Olgunluğunu, hayat tecrübesini sevebilir. Bilemiyorum. Bilge Daren'in neyini sevebilir? Gençlik enerjisini sevebilir. Değil mi? Başka bir şey, hani düşünün, bir kez daha düşüneyim dedim, dün de konuştum. Yok gelmiyor. Yok gelmiyor. Bilge'yi nasıl tanıdık? Avukat olmasıyla değil, Tarkan'ın sevgilisiydi. Tabii. Fakat çok kapalı bir ilişki yaşadılar, öyle açıklama falan yapmazlardı. Bir birlikte görüntülerini gördük, sonra davette yan yana gördük, arkasından bir ayrıldıklarını ayrılık duyduk. Ayrılık haberlerini hatırlıyor musun? Böyle bir restorandan çıkıyorlardı. Beşiktaş'ta. Bilge'nin gözleri dolu dolu Beşiktaş'ta. İşte ayrıldınız mı? Evet, ayrılık yemeği yedik demişti Tarkan. Dostça ayrılıyoruz. Bilge böyle ağlıyordu. Hatta ağlayarak ayrıldı. Ağlayarak ayrılmıştı. Evet. Aman Bilge'yi üzmeyi sen size emanet onu. Ediyorum demişti muhabirlere de. Tabii tabii. O zaman pop yıldızlarının sevgilisi olması, hele uzatmalı sevgililer hiç kabul edilmezdi. Aynen öyle. Değil mi? Tabii. Onlarla ilgili şöyle iddialar ortaya atılıyordu, hatırlıyor musun? Evet, iddialar hatırlıyorum. Tarkan Bilge'ye bir sözleşme imzalattı. İlişkileri boyunca yaşanan hiçbir şey, her şey gizli kalacak. Hiçbir şeyi kimseyle paylaşmayacaksın şeklinde. Herkesin zaten kendi Bilge'de hiçbir hayatı şey var. Herkesin kendi hayatı var denildi. Gerçek ilişki değil denildi. Ama bunlar konuşuldukça 7 yılı devirdiler sonuçta. Yani. Ünlüler dünyasında Bilge Öztürk gibi kendisinden yaşça küçük erkeklerle aşk yaşayan başka kadınlar da var. Hatta aradaki yaş farkı Bilge gibi 21 değil 32 olanlar da var. Bakalım onlar kimler? Gönül ferman dinlemez dediler. Kimseye aldırmadan aşka yelken açtılar. Tabuları yıkarak genç erkeklerle aşk yaşayan ünlü kadınları ikinci sayfa açıklıyor. Aşk kadını Gönül Yazar, evlilikleri kadar aşklarıyla da magazin gündeminden hiç düşmedi. Hele ki 2 sene evvel gönlünü kendisinden 32 yaş küçük Rüzgar Maden'e kaptırması olay olmuştu. Benim küçük sevgilim, sen bana neler yaptın? Taş Bebek söylentilere kulağını kapadı, gönlünü genç sevgilisine açtı.
32 yaş bizi ayıramaz dese de aralarında şiddet ve maddi krizler girdi. Gönül Yazar'a da hüsran yaşamak kaldı. İki kez evlenip boşanan Hande Ataizi aşka hiç küsmedi. Hatta 46 yaşındaki ünlü oyuncu yaşını hiç göstermiyorsun diyenleri haksız çıkarmamak için 25 yaşındaki Dinç Aydoğdu'yla hiç kaçmadan, saklanmadan çıktı kameralar karşısına. 20 yaş var evet bizim aramızda. 20 yaz, 20 kış. Ben daha fazla görmüşüm. Genç bir erkekle birlikte olduğu için bir dönem eleştiri oklarını da üzerine çeken Hande Ataizi, sevgilisiyle arasındaki 21 yaş farkı unuttu ve sıkı bir şekilde form tutarak zamanı geri çevirdi. Kim der Hande Ataizi ile sevgilisi arasında 21 yaş var diye, 52 yaşındaki Billur Kalkavan da 30 yaşındaki sevgilisi Buğra Bağdırlı ile uzun zamandır birlikte. Her zaman erkeklerin büyük olmasını öngören toplum baskısını görmezden gelen Billur Kalkavan hayatından çok memnun görünüyor. Ya kardeşim, bir kişi de çıkıp siz bu ilişkiyi bunca sene nasıl yürüttünüz diye sormuyor. Asıl önemli olan bu değil mi? 61 yaşındaki Kibariye, 20 yaş küçük Ali Küçükbalçık'la evlendiğinde Türkiye'de büyük olay olmuştu. Aralarındaki yaş farkı gündemi uzun süre meşgul etmişti. Ama Kibariye dimdik durdu ve aşkından vazgeçmedi. Sadece yaş farkı değil, ihanet iddiaları bile Kibariye'nin eşinden vazgeçmesine neden olmadı. Ben sana bir şey söyleyeyim, sıkar koca evde hallediyoruz. Bak sana ben bir şey söyleyeyim mi ablacığım? Ben çocuklarımı çok seviyorum. Torunum olmuş benim. 21 yaşında kızım var, damadım var. Kaynanam var, annem var, kardeşlerim var. Kocam beni çok seviyor. Ben eminim, son kararım. Ben ciddi olmayan bir şey kafama takmam. Kocam beni seviyor. Biz iyiyiz evde. Bu yaş farkı tartışmasından en çok çeken isimlerden biri de Pınar Altuğ oldu. Eşi Yağmur Atacan'la arasında 10 yaş olan ünlü oyuncu pek çok kez sinir bozucu ithamlarla karşı karşıya kaldı. Boyunca kızı olmasına rağmen Pınar Altuğ denilince pek çok kişi hala eşinden büyük olduğunu dillendiriyor. Hani hayatımın hiçbir döneminde dediğim gibi böyle şeyleri tınmadığım için Yağmur benden daha tınmayan bir adam zaten. Dolayısıyla bizim aşkımızı etkilemezdi diye düşünüyorum dizinin devam etmesi ya da bitmesi. 1972 doğumlu Demet Akalın'la 1982 doğumlu eşi Okan Kurt'un arasında da tam 10 yaş var. Ünlü şarkıcının eşine her fırsatta minik diye seslenmesinin sebebi bu olabilir mi acaba? 48 yaşındaki Seray Sever de gönlünü genç birine kaptırdı. Gönlünü kendisinden 10 yaş küçük Eray Sümbül'e kaptıran ünlü sunucu tüm eleştirileri kulak arkası etti, tabuları yıktı ve kendisinden küçük sevgilisiyle nikah masasına oturdu. Bir İskambil falında çıkmıştık birbirimize. Muhteşem Yüzyıldaki Daye Hatun rolüyle hafızalara kazınan Sema Keçik aradığı aşkı sette bulmuştu. Ancak sırılsıklama aşık olduğu rol arkadaşı Halil İbrahim Kurum 1990 doğumluydu. Yani aralarında 25 yaş vardı. İlk başlarda çok tepki çekti bu ilişki ama Sema Keçik geri adım atmadı. Büyük aşkın ömrü ise sadece birkaç ay oldu. Aşk bitti fakat Sema Keçik'in hala küçük aşkını unutamadığı da konuşulanlar arasında. Kadınların yani aşk meşk evlilik ilişkilerinde kadınların erkeklerden daha büyük olmalarına rağmen çok iyi durdukları burada iki örnek var. Bir tanesi Billur Kalkavan, diğeri Hande Ataizi. Evet. Hande Ataizi ile sanki sevgilisi yaşıt gibi duruyorlar. Evet. Vallahi yani şöyle, Hande zaten yani yaşını hiç göstermiyor. Evet. Yani bazı şey vardır, kadınlar vardır, yaş aldıkça daha da güzelleşir. Onlardan bir tanesi Hande. Zaten Billur Hanım da öyle. Yani, sen Hande'yi tanıyorsun değil mi? Tabii. Bir yani, tabii klip, bir şey. Çok eskiden de tanıyorum. Yani tabii çok büyük samimiyetimiz, çok büyük dostluğumuz olmadı ama o dönem Hande Hanım bir film çekmişti ve çok popüler olmuştu o filmle. İlk filmiydi. Evet. Kokulu Kadınlar. Mum Kokulu Kadınlar ve çok başarılı bir filmdi. Ödül aldı. Ödüller aldı. O arada da ben yapımcıma, o zaman da Kemal klibi çekecek. Dedim ki ya, Hande Hanım'ı oynatalım klipte. Ha, ama o zaman da tabii ki bir klipte kendisi çok kibarca haberi geldi bize. Ve biz de Ebru Hanım'a teklifi götürdü yapımcım. Ebru Şahlı. Evet, öyle yani o klipte Hande'nin odur yani. Aslında ben Hande kadere, Hanım'ı çok kadere sevmiştim. Bakar mısınız kader, sen? Hande Hanım'ı çünkü filmi izledik. Filmde çok başarılı olduğu için benim evet. Klipte biraz şeyden esinlenilmişti. Crown diye bir film vardı, hatırlar mısınız? Evet. Karga. Evet. Zaten o klip ondan esinlenerek Kemal Başbuğ ile çektik. Orada öyle düşünmüştük. Sonra Hande Ataizi hayır deyince Ebru Şallı'ya karar veriyorsunuz. Ebru Şallı ile klipteki kamera karşısına geçtikten sonra evliliğiniz oluyor. Evet. Evet. Çok ilginç. Kader denilen nereden nereye? Evet, magazin
Böyle bir şey arkadaşlar. Aa, az mı peşinizden koşmuştuk o zaman değil mi? Bak bugün gündemimizde evet. De bir Ebru Şallı haberi var. Vallahi sevgili... ben buradan da tabii kendime haberi verelim tabii. Önce hemen konuşalım. Ebru Şallı eşi Uğur Akkuş'la kameralar karşısına geçti. Hoş sohbet devam ederken bakın Ebru eşini nasıl harcadı. Nasıl yapacağız? 3K pilatesimizi hatırlıyorsunuz. Kol, karın, kalça. 40 gün 40 gece süren evliliğin 3. yıl dönümü kutlamalarını bitiren Ebru Şallı Paris'ten döner dönmez işlere güçlere daldı. Sağlıklı yaşam, kahvaltı yapıldı, yürüyüş yapıldı. Sağlıklı yaşam üzerine sohbet ediliyor. O yüzden konular zaten benim konularım, çok yabancı olmadığım, içinde olduğum. Esasında Türkiye'ye yıllardır yansıttığım hem pilates hem sağlıklı yaşamla hem yemek tariflerimle herhalde yabancı, bayağı bir yabancı olmadığım bir konu. Herkese pilatesi sevdiren Şallı, 3 yıllık eşi Uğur Akkuş'a bir türlü bu işi sevdirememiş. Geçen hafta ben onun ofisinde ona pilates yaptırmaya gittim. Hatta YouTube'da, şimdiden söyleyeyim size, çektim yani YouTube için yaptık bunu. Rica ettim ondan, kabul etti. Ama yani sohbet, muhabbet, hemen böyle konuyu değiştirme. 100 yap diyorum, 100 çok zor bir hareket. Biliyorsunuz o var ya, nefes al, nefes ver, 5 nefes al, 5 nefes ver. 100, 100 Ebru diye hatta bana isim takmışlardı yıllar önce. Onda falan oldu mesela. Ay hadi konuyu değiştiriyor yani, yapmak istemiyor. Anladım yani. Bu arada bir acı gerçek ortaya çıktı. Uğur Akkuş evlenmeden önce resmen bir pilates gurusu gibi Şallı'nın gönlünü çalmış. Dedim ne kadar sportiftin ya tanıştığımızda. Yani işte her sabah kalkıyor, spor, fitness, pilates. Bence orada sizi yürüyordu. İşte bayağı yürüyor, aynen bayağı yürümüş. Yürü taş arabası, yürü! Yolla çolum, yürü! Bayağı yürüyormuş, aynen öyle. Yürümüş yani. Pilates falan yaptığı yok. Eşinin ipliğini pazara çıkaran Ebru Şallı tüm kadınları da bir şekilde uyarıyor. Flört döneminde aman erkeklere dikkat edin diyor. Evlenene kadar mıydı acaba? İlk başta öyle söyledi. Ne güzel söyledin bak. Öyle söyledi. Evet köprüyü aynen. Geçene kadar. Evet dedi ki köprüyü geçene kadar dedi. Zaten söyledi bunu yani orada. YouTube'da çıkacak bu evet. Burada da yine kendimizi taşladık. Söyledi. Erkekler bir yere kadar. Ama bak birbirinizi iyi tanıyorsunuz. Uğur Bey'in kulakları bu kadar çınladı. Muhabirler Uğur Bey'le bir çocuk yapmayı düşünüyor musunuz diye soruyor. Harun Tan'la olan evliliğinden dünyaya gelen oğlu Parslan'ı kaybeden Şallı, bu konu benim için hassas bir konu diyor. Çocuk mu? Ya ben çocukları çok seviyorum biliyorsunuz. Yani zaten hani benim için hepsi çok özel. O yüzden zaten iki tane ve işte benim iki tane, onun iki tane hani evliliklerinden çocuklarımız olduğu için. Hani şu anda öyle bir benim düşüncem yok. Biraz zaten biliyorsunuz ben hani zor bir yaşadım, yaşıyorum da. O yüzden fazla girmeyelim o konulara. Bu arada dikkat ettiniz mi? Ebru Şallı'nın yüzü çok kötü olmuş. Şallı'nın yüzündeki değişim dikkat çekti. Yüzüme bakacak yüzün kalmamış. Doğru bir kelime sözün kalmamış. Sen tam bir şey söylüyordun. Lafını kestik. Ebru ile ilgili. Yani Ebru Hanım'ı da zor zamanlar geçirdi. Yani hemle konuştuk aynı şekilde. Evladını kaybetti. Evet, zor bir dönemdi. Ama Uğur Bey'le tekrardan hayatı tutunduğunu düşünüyorum. Allah mutluluklarını bozmasın. Evet. Bu süreçte aradın mı? Hani başın sağ olsun demek için. Evet, ben Kıbrıs'taydım o pandemi döneminde. Aramaya çalıştım ama herhalde çok birkaç telefon bulmaya çalıştım. Evet. Onlardan bir tanesi aradığım telefonlardan devamlı meşguldü. Evet. Ama burada tekrardan da taziyetlerimi tekrardan iletiyorum kendilerine. Evet, sıradaki haberle devam edelim. Bu haber biraz çenemizi yoracak. Ne diyorlar? Zenginin malı züğürdün çenesini yorar. Bizim epey bir çenemiz yorulacak. Bu yılın efendim en çok kazanan kadın oyuncusunu açıklıyoruz. Bir süredir dizi setlerinden uzak olmasına rağmen reklamlardan gerçekten çok ciddi paralar, bol sıfırlı paralar kazanıyor. Bakın o isim kim? Sıkı durun. Herkesin merak ettiği o ismi ikinci sayfa açıklıyor. 2021 yılında Türkiye'nin en çok kazanan yıldızı kim oldu? Dudak uçuklatan rakamları duyunca kulaklarınıza inanamayacaksınız.
2021 televizyonda bir dizi projesi yapmamasına rağmen karlı reklam anlaşmalarına imza atan Serenay Sarıkaya'nın yılı oldu. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Güzel Yıldız'ın anlaşma başına kazandığı iddia edilen ücretlere ikinci sayfa ulaştı. Mesleğimi çok seviyorum. Uzun zamandır çalışmıyorum. Olabildiğince yoğun çalıştığım bir süreç beni bekliyor olsun isterim. Serenay Sarıkaya bu süreçte oynadığı cin reklamından 3 milyon lira kazandı. Güzel para kanka. Güzel para yani. Güzel para diyorsanız bu sadece başlangıç. Mücevher markasıyla anlaşma imzalayan Sarıkaya bu anlaşmadan 2,5 milyon lira kasasına koydu. Vay canına. Sıkı durun. Serenay Sarıkaya'nın banka reklamından kazandığı ücret ise 7 milyon lira. Ve gelelim toplam ücrete. Cin reklamından 3 milyon lira, mücevher markasıyla yaptığı anlaşmadan 2,5 milyon lira ve banka reklamından 7 milyon lira kazanan Serenay Sarıkaya toplamda 12,5 milyon lira gibi ciddi bir kazançla 2021 yılında Türkiye'nin en çok kazanan yıldızı oldu. 15 yaşında nasıl bir kız olduğumu biliyorum, nerelerden geldiğimi biliyorum. O yüzden her gün beni ben yapan, buraya gelmeme sebep olan herkese, her şeye şükrediyorum dinleyicilerim. Allah daha çok versin. 15 yaşında hayatımıza girdi. Antalya'da evet. Modellik yapıyordu. Sonra bir güzellik yarışmasına girdi. Orada ikinci oldu. Oyunculuk kariyerini Adanalı dizisiyle başladı. Güzelliğinin arkasında sığınmadı. Kendini geliştirdi. Oyuncu olarak da geliştirdi. Ses performansı da çok beğeniliyor. Evet. Şimdi de paraya para demiyor. Tabii fizik de güzel. O yüzden hepsini bir arada olduğu zaman başarı da geliyor. Ozan, sen de çok küçük yaşta hayatımıza girdin. Evet. Büyük paralar kazandın. İyi değerlendirebildin mi? Evet, değerlendirdiğimiz de oldu, değerlendiremediğimiz de oldu. Çünkü ne diyorsun? Gençtik, küçüktük. Evet. Yani yaş olarak küçüktük. Biraz da har vurup harman savurduk. Şimdi ben bazen söylüyorum genç arkadaşlara, şimdiki yeni nesle bu işle uğraşan arkadaşlara, gelirken tutsunlar ve danışarak akıllı yatırımlarda sen bulsunlar. Tutabildin mi peki? Ben tutamadım yani, tutamadım. O parayı tutsaydın yalılarda oturuyordun şimdi. Tutamadım abi. Çünkü ben... Neye harcıyordun? Ya ben her şeye mesela çok keyfime düşkündüm yani. Hmm. Motosikletlerimi harcardım, tekne aldım, teknelerimi harcardım. Yani araba, lüks araba seviyordum. Yani seviyordum. İlk de Allah'a şükürler olsun diyorum. Çok güzel bir gençlik yaşadım yani. Ve şimdi hayatın tabii insan değerini daha da iyi anlıyor. Tabii. O yüzden mücadelede de daha büyük bir size kamçı oluyor arkanıza. Hı. O yüzden şimdi tabii ki tekrardan Kasım'dan sonra 9 sene sonra yeni bir şarkıyla Bahadır Tatlıöz'le yapıyoruz. Evet. Çok güzel bir şarkıyla. İnşallah yeni kuşağı da bir Ozan Orhan dinletmek istiyorum ama eski yaptığım hataları yapmadan daha oldu. Daha yani mütevazi bir hayatı. Hit şarkılarını gençler hala İnşallah. Dinliyor. Evet, çok 90'lara dönüş var. Ben şu anda İzmir'de sahne alıyorum. Hem Kuşadası hem İzmir'deyim. Sadece sahnede söylediğim şarkılar 90'lar. Evet. Ve canlı yorumluyorsun. Evet, çok hepsini, güzel. Hepsini. O 90'larda kronolojik bir şey yaptım. Sıralama yaptım. Hı. İlk kendimle başlıyorum. Hakan abiden tutun da 90'larda çıkan o bütün Tarkan'dan tutun da Bayanlar, Zerrin ablalar, o 80'lere geçiyorum. Ne güzel çok yıllardı. 2 saat boyunca kronolojik bir yolculuk oluyor. İnsanlar çok tuttu programı. Güzel. Çok seviyorlar. Çünkü yeni şarkılardan söyleyecek bir şey yok. Çok özür dilerim arkadaşlar. Gerçekten ama doğru söylüyor. Yani, yok. Yani özür yok. Dilemene bir de sözleri yok. De anlayamıyorum. Şimdi rapçi arkadaşlara sakın haksızlık etmeyeyim ama Hı. anlamıyorum ne diyorlar. Peki şimdi senden bir yorum isteyelim. Aslında seyircilerimize de soralım. İstiklal Marşımız. Göksel Formula 1 Grand Prix'te İstiklal Marşımızı okudu. Evet. Göksel'den başlayarak daha önce okumuş olan Hadise, Ajda Pekkan, Demet Akalın'a da kulak verelim. Korkma sönmez bu şafaklarda. Göksel İstiklal Marşımızı seslendirdi. Çatma kurban. Akıllara daha önce seslendiren ünlü isimler geldi. Ünlüler arasında İstiklal Marşımızı en doğru ve en iyi kim seslendirdi? Korkma sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. Şarkıcı Göksel İstanbul'daki F1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde İstiklal Marşımızı seslendirdi. Çatma kurban olayım, çehrenin ey nazlı hilal, kahraman ırkıma bir güne bu şiddet.
Göksel için çoğunlukla olumlu yorumlar yapıldı. Kanlarımız sonra her alakadır. Hakka tapan milletimin istiklal. Göksel'in İstiklal Marşımızı seslendirmesi daha önce büyük organizasyonlarda İstiklal Marşımızı seslendiren ünlüleri getirdi. 2010 yılında İstiklal Marşımızı seslendiren isim Ajda Pekkan olmuştu. Bu şafaklarda yüzen o sancak sönmeden yurdumun üstünde çiçen en son ocak o benim milletimin. Yine 2010 yılında Amerika Birleşik Devletleri'nde oynanan Türkiye Çek Cumhuriyeti maçı öncesinde İstiklal Marşımızı Hadise okumuştu. İzzet Öz, Cahit Berkay ve Garo Mafya'nın da aralarında bulunduğu müzik otoriteleri hadiseyi eleştirmişti ama bu konuda iyi ya da kötü en çok yorum alan isim de o olmuştu. 2011 yılındaysa F1 Türkiye Grand Prix'si öncesinde hatırlayacağınız gibi Demet Akalın İstiklal Marşımızı seslendirmişti. Siz ne dersiniz? Sizce İstiklal Marşımızı en iyi ve en doğru okuyan isim kim oldu? Seyircilerimize soralım. Göksel, Demet Akalın, Hadise, Ajda Pekkan. Sizce hangisi daha güzel okumuş ve konuğumuza da soralım. Ozan? Şimdi tabii ki haddime değil eleştirmek ama şöyle müzisyen olarak baktığım zaman tabii ki en önde Ajda Hanım, Ajda Pekkan. Sonuçta bu marş harmoni bir marştır. Hiçbir şekilde yorum kabul edilemez. Tabii yorumu seste yapar bilirsiniz ama İstiklal Marşı'nda notaların üstünde olmanız lazım, üstüne getirmeniz lazım. Ajda Hanım çok çalışmış ve çalıştırılmış belli. Evet. İnanılmaz güzel doğru okumuş. Ben açık ara Ajda Hanım diyorum. En son okuyan Göksel'in nasıl? Göksel de, Göksel'in kendi bir ses tınısı var. Bu da muhteşem, çok güzel yakışmış. Okuyor. Bir kere herkesin nasibi olmaz okumak. Çünkü benim doğru. İstiklal Marşı'nı dinlediğim zaman tüylerim diken diken. Benim milliyetçi bir insan olduğum için de aynı zamanda. Keşke herkese nasip olsun. En azından ya okumuşlar yani denemişler ve okumuşlar. Ben o yüzden hepsini tebrik ediyorum. Ama tabii ki Ajda Hanım ayakta alkışlıyorum. Çok doğru okumuş. En çok eleştiriyi Hadise almıştı. Ama Hadise Hanım, eleştirenler Hadise. Şimdi Hadise Hanım tabii ki Batı bıklayla eğitim aldığı için orada da kendince okumaya çalışmış. Ama tabii bazı marşlar vardır. Hele milli marşlar hiçbir şekilde yorumu. Evet. Olmaz. O notaları niye gerektiriyorsa onun üzerinde yürümek zorundasınız. Bir de biz marşı ilkokuldan başlayarak hep koro halinde okuyoruz. Tabii. Marş, İstiklal Marşı deyince hep bir koro. Evet. Tek başına okumak ne kadar zor bir şey aslında. Eskiden tabii. Ben şimdi gençlik zamanlarımı hatırlıyorum. Şimdi tabii maçlarda banttan geldiği için. Evet. Eskiden öyle bir şey yoktu. Herkes bir anda başlardı. Bir taraf başka bir şey söylerdi. Karşı başka bir şey söylerdi. Kapalı başka bir şey. Parça bitmezdi. Marş bitmezdi. Bittiği zaman bir taraf hala söylüyor olabilirdi. Şimdi Allah'tan statlarda altyapı olarak evet, geliyor. Evet, sizlere de sorduk. Favorilerinizi yazmışsınız. İstiklal Marşı dinlerken insanın tüyleri diken diken olmalı. Hiçbirisi bu duyguyu veremedi demiş bana Özlem Hanım yazmış. Serpil de diyor ki Demet Akalın, Nazife Melekoğlu hiçbir güzel okumamış bence. Sibel Hanım da diyor ki Göksel ve Ajda şahane olmuş. Benim favorim de tabii ki Ajda Pekkan çok iyi bir ses. Çok iyi yorumlamış ama Göksel. Çünkü Göksel'de duygu var. Tabii. Böyle beni tüylerim böyle alıyor. Diken diken oldu. O da okurken aynı yolunu hissetmiş. Ama aslında hepsini tebrik etmek lazım. O yani çünkü cesaret ister o işi binlerce insanın önünde okumak. O yüzden ama tabii ki bana da sorarsan Ajda Hanım'la. Evet Göksel. En güzel okuyan Ajda Pekkan tartışmasız tabii ki Göksel. Hadisede tüylerim diken diken oldu diye yazmış Aygül.
Kamil iyi anlamda mı kötü anlamda mı? Anladık anladık. Yo pozitif yazmış. Pozitif mi yazmış? Evet. Yok Hadise'yi seviyoruz ama şimdi o yorumunu şu an kendisi de dinliyorsa pek mutlu olduğunu zannetmiyorum. Evet. Yani. Demet Akalın notalara çok doğru basmış. Şahane yazmış. Göksel çok güzel okumuş. Hakkını vermiş diyenler var. Tabii ki de Ajda Pekkan demiş. Ajda diye biri yazmış. Şükran Hanım da Göksel süper okumuş diyor. Bayağı güzel yorumlar geldi. Evet. Aslan Göksel diyor. Ajda Pekkan açık ara önde tabii ki diyenler var. Ajda Pekkan ve Göksel şu an açık ara öndeler. Göksel'de duygu yoğunluğu çok fazla. Zaten Ajda Hanım profesyonel Göksel'in olarak. Göksel'in naif bir sesi vardır. Böyle tınısı çok insanı evet, huzur veren. Titretiyor ya böyle. Yani ben severim Göksel'i de. Evet. Peki başından 4 evlilik geçmiş biri olarak bu habere, bu habere, bu habere yorumunu niye merak ediyoruz? Çünkü 2 yıldır birlikte olan iki genç oyuncu Burak Serdar Şanal ile Özgü Kaya'ya muhabir arkadaşlarımız ne zaman evleniyorsun diye sormuş. Ne zaman evleniyorsunuz diye sormuş. Özgü'den şaşırtan bir yanıt gelmiş, izleyelim. Macerası yaktı beni. Ben de çok özledim çalışmayı. Görüşüyoruz. İnşallah yakında böyle güzel haberler veririz. Düşündüğünüz hani istediğiniz bir rol var mı? Ya da dijital mi isterseniz? Tam tersi televizyon. Şöyle ben zaten dijital yapıyorum Eksen'de. Onun ikinci sezonu işte olacak mı olmayacak mı onun bir karar aşaması var. Şu an ulusal daha çok tercih ederim ama tabii güzel dijital projeler de geliyor. Çok güzel bir senaryo geldi mesela dijitalden. Onu da değerlendirmeye aldık. İşte sen, evet. Onun dışında ben karakter çok seçen bir insan değilim. Bana farklı bir şey geldiği zaman heyecanlanıyorum. Hep oynadığım bir şey değil de böyle tam tersi ters köşe yapmayı seviyorum. Özgü Hanım için de bakalım. Onun daha böyle görüştüğü, daha sıcak anlaşma üzere olduğu bir iki bir şey var. Kısmetse sürpriz olsun. Süper. Geçtiğimiz haftalarda da aslında sözümüzde kutladınız yine. Babam kutlanan pozisyonuna ilgili de çok konuşuldu, sevildi. Neler söylediniz? Allah gani gani yıllar nasip etsin, ne diyelim. Çünkü de yorumda geliyor. Sosyal medyadan evet, da yorum geliyor. Eminim sizin ailenizden de yorumlar geliyordur. Evliliğiniz zaman sorulur. Herkesin başına gelir ya böyle sorular. En son Özgün'ün şöyle bir... Benim evlilik duyunca tüylerim diken diken oluyor çünkü artık... Hani hep böyle, ya biliyorum sizin de işiniz tabii böyle ilişkisi olan insanlara evlilik soruyorsunuz, evlenenlere çocuk soruyorsunuz falan anlıyorum. Ama yaşımız daha çok genç ve daha çok yolun başındayım ben de Serdar'da. O yüzden böyle bir şey asla gündemimizde değil ve hani önce çalışmamız lazım evlilik için. Önce bir kariyer diyoruz her ikimizde. Önce bir iş planlandı. Aynen, bir kariyerimizi yapalım güzel güzel. Ondan sonra bakacağız gerisine. Peki, çok ama olursa da onun olur. Ha. Yok, lütfen böyle asla böyle bir manşet olan gibi. Manşet geldik. Hani sabah sporu deyin, yürüyüş deyin falan ama evlilik gibi. Yok, olur sorunlu olur. Güzel manşetler. Aynen. Bu gönül macerası yaktı beni. Daha henüz tabii 25 yaşında. 25 yaşında evlilik sorusunu duyunca tüylerinin diken diken olması çok normal. Bir 30'lara gelince göreceğiz. Sevgilisinin yanında bunu söylemesi. Onun kalp kırıklığının sesi buraya kadar geldi. Vallahi ben şimdi düşünsene erkek ben olarak öyle bir durumda. Çocuğu. Herhalde şey vardır ya böyle siyah bir böyle kafamdan aşağı çarşaf giydirsinler de hiç görünmeyeyim diye. Evet. Tüylerim diken çocuk diken oldu. Çocuk yıkıldı orada. Farkında mısın? Bir vallahi şey daha söyleyeyim mi? Demir hani siz dediniz ya yani 4 evlilik dört başına. Evlilik, evet. Ben her zaman şeye inandım. Evliliğin kutsallığına ve aşka ve sevgiye inandım. İşte bazen yazılıyor işte 4 ev. Eğer seviyorsanız ve bir insanla beraber 5 de olur, 10 da olur, 20 de olur. Önemli olan o evliliği sürdürebilmek. Ben 3 tane daha evlilik yaptım. Şimdiki eşimle inanılmaz mutluyum. Allah da mutluluğumu bozmasın. Onları da denedik. Hepsini saygıyla, sevgiyle geçmişte bıraktım. Ama 5 de olur, 6 de olur. Aman 4 olsun. Bende 4 olsun ve artık şey yani son olsun. Şimdi nasıl olsa hostes Selcan şu an uçuşta. 5 de olur, 6 da olur vallahi diyorsun. Yani tabii. Şöyle telefonlar bir şey söyleyeyim. Kapalı şu anda. İzlemiyor tabii. Yok yok öyle bir şey yok. Ben gerçekten eşime son derece aşık bir insanım. Ben bunu paylaşımları da Instagram'da. Görüşebiliyor musunuz peki onun yoğunluğu var? Valla görüşüyoruz. Görüştüğümüz zaman zaten işte bir tane bebiş de çok istiyoruz. İnşallah. Görüştüğünüz zaman. Evet zaten 3 sene sonra falan 2 sene sonra küçük Ozan'ı getireceğim ay buraya. Ay inşallah. Şimdi inşallah. Uçuşlar mı engel küçük Ozan'a? Hiç yaramadı şey basmayın. Valla tabii ki görüşüyoruz ama tabii çok bu ara yoğunlar.
O yüzden... Şu an nerede Selcan? Valla şu anda Afrika semalarında. Selcan arkanda adı şey söyleyeceğim. Burada. Haftada bir gün iki gün mü görüşebiliyorsunuz? Yok canım, nasıl oluyor? Yani görüşüyoruz da tabii. Ama ben de ne zaman dönecek mesela şimdi Afrika'dan? Vallahi 4-5 gün sonra dönecek. 4-5 gün sonra dönecek. Sen diyor musun ben de bir uçağa benim şu koltuklardan... Vallahi ben de çok yoğunum. Hafta sonları ben yokum bu sefer. Çünkü hafta sonları ben çalışıyorum. Mecburuz çalışmaya. Pandemide yeterince oturduk zaten. Yok görüşürüz canım, o kadar değil, egzajere etmiyorum. Belki ama biraz aşkı diri tutuyor. Vallahi aşkı zaten diri tutmak insanın kendi elinde. O benim bebeğim gibi zaten yani, o yüzden bir tek tabii ki çok şey de istiyoruz ikimiz de, bir çocuk çok istiyoruz. Hı. İnşallah öyle olursa dediğim gibi iki sene sonra dağıttıracağım burayı size. Hadi. Evlisin, mutlusun. Bu mutluluğu da çocukla taçlandırmak istiyorsun. Tabii herkesin yani istediği o. Çünkü benim kız artık 20 yaşında oldu Yağmur. Amerika'da şimdi, Amerika'da okuyor. 20 yaşında. Gitti. Hem onu da çok özlüyorum. İnanılmaz özlüyorum ama tabii o tiyatro okuduğu için, evet, güzel sanatlar orada devamını ediyor inşallah. İlgili bir baba mısın? Hı? İlgili bir baba mısın? Arıyor musun onunla da görüşüyor musunuz? Arıyorum tabii. Görüşüyoruz zaten artık yani WhatsApp denen bir şey var orada her dakika. Evet. Ama tabii evladın kokusu bambaşka. Onun yanında... senin 20 yaşında bir kızının olması. Evet, çünkü Ozan'ı daha tanıdığımızda 20 yaşında falandı yani. Evet. Yani ne güzel şey, ilk yapmışım diyorum. Yani dünyanın en güzel, biliyorsun dün de zaten kız çocukları günüydü. Evet. Ben bebecik haliyle paylaştım onu, küçüklük haliyle. Şimdi zaten sarılmaya çalışsam da sarılamıyorum. Aldı boy gitti zaten. Gel babacığım bir yanağından öpeyim diyorum. Yani şey artık. Çok iyi arkadaş olduk artık. İnşallah bir kardeş de gelirse o da çok güzel olacak. Çünkü aralarında 20 yaş olacak. Bir yaş var. Allah korusun, hayat bu. Evet. İleride bize bir şey olduğu zaman. Allah geçimden versin. Kardeşlerin birliği çok önemli. Kesinlikle. Ona hem böyle kol kanat geleceğine inanıyorum. O yüzden inşallah olur. Herkesin de gönlüne göre aşk versin, sevgi versin. Evlat versin. Mutluluk versin. Bu güzel mesajlarla da yayını kapatalım. Geldiğin için çok teşekkür ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizler benim için biliyorsun kalbimde sen o kadar de aynı şekilde farklısınız. Sen sizleri öyle, çok sen seviyorum. De öyle. Sen de öyle. Yarın görüşmek dileğiyle efendim. Hoşça kalın. Hoşça kalın.